Rekor kırmaya devam ediyor. Dün hem gün içi hem de gün sonu kapanış rekorunu tazeledi. %2,40'lık artışla 6600 puan seviyesinden dün günü tamamladı Borsa İstanbul Yüz Endeksi. Şunun altını da çizmek lazım. Çin'den gelen büyüme verisinin beklentilerin altında gelmesiyle birlikte küresel piyasalarda risk iştahında bir miktar gerileme vardı. Borsa İstanbul Yüz Endeksi küresel piyasalardan pozitif ayrıştığının da bir kez daha altını çizmiş olalım. Ve dolar TL 26.36 seviyesinde bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Perşembe günü itibariyle Merkez Bankası'nın yeni başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ikinci para politikası kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. Bir önceki toplantıda 650 baz puanlık bir artırım yapmıştı Merkez Bankası. Bu artırım döngüsünün bir miktar daha devam edeceğine yönelik de sinyal vermişti. Dolayısıyla gözler bu hafta yapılacak Merkez Bankası'nın kritik faiz kararında. Bu faiz kararı hem dolar TL tarafında da etkili olacak. Bir taraftan da aslında piyasalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ziyareti de yakından takip ediliyor. İşte bu iki gelişme piyasalar üzerinde, yurt içi piyasalar üzerinde de etkili olmaya devam ediyor. Ve dolar TL bu gelişmelerle birlikte yatay seyrini sürdürüyor. 26.36 seviyesinden işlem görüyor yeni güne başlarken. Ve Euro TL 29.64 seviyesinden işlem görüyor. 24-27 Temmuz'da da Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentisi devam ediyor. Ve gram altına bakalım hemen. Gram altında 1660 liradan işlem görüyor. Büyük oranda ons tarafında yükseliş var. Bundan etkilendiğini söyleyelim. Gram altının 1960 dolar seviyesine yaklaştı altın onsu yeniden. Bunda büyük oranda aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz hafta açıklanan TÜFE verisinin etkili olduğunu söyleyelim. TÜFE %4'ten %3'e geriledi. Beklentilerden de sert bir gerileme oldu enflasyonda Amerika'da. Bu da Fed'in artık faiz artırım döngüsünü sonlandıracağına yönelik bir beklenti oluşturdu. Ama yine de Fed'den şahin açıklamalarda gelmeye devam ediyor. Veri sonrasında altın bir miktar yükselse de hem Amerika'da faiz artırım döngüsünün devam edeceğini hem de resesyon endişelerinin de bir yandan da hafiflediğinin de altını çizelim. Altın onsu bu yüzden 1960 dolar seviyesine yaklaşmış durumda. Ve Brent petrol Çin'den dün büyüme verileri düşük gelmişti. Beklentilerin altında gelmişti 6.3 ile. İkinci çeyrekte yıllık bazda %7'nin üzerinde bir büyüme verisi bekleniyordu. Çin'deki büyüme verisinin beklentilerin altında kalması Brent petrole de düşüş getirmişti. 74 dolar seviyesine geriledi. Ancak Rusya'dan da Çin'deki veriler sonrasında da Rusya'dan da üretim kısıntısına gidileceğine yönelik açıklamalar geliyor. İşte bu açıklamalarla birlikte hem Çin verisi bir taraftan düşüşü desteklerken Rusya'dan gelen kısıntı haberleri de yükselişe yol açtı. 74 dolardan Brent ham petrolün varil fiyatı yeniden 78 dolar seviyesine yükseldi. Piyasalardaki gelişmeler böyleydi. Piyasaların odağındaki gündem başlıklarına da hızlıca bakalım. Suudi Arabistan'da savunma sanayi ve enerji alanlarında anlaşmalar imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ziyareti dün başladı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı kapsıyor Körfez ziyareti. Dün ilk durağı olan Cidde'deydi. Burada Türkiye, Suudi Arabistan İş forumu düzenlendi. İki ülke arasında doğrudan yatırım, sanayi ve enerji alanlarında, iletişim alanlarında anlaşmalar imzalandı. Rusya dün tahıl koridoru anlaşmasını geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Rusya'nın evet durdurduklarını açıkladı ama bir notunda altını çizelim aslında. Rusya talepleri gerçekleşirse anlaşma yeniden döneceğine yönelik de bir ifade kullandı. Bu da aslında anlaşma için bir miktar açık kapı bıraktığını da altını çizelim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen'la G20 zirvesinde, G20 Hazine ve Maliye Bakanları zirvesinde bir araya geldi. Ve Hazine ve Maliye Bakanlığı 12 milyar 965 milyon lira borçlanmaya gitti. Merkezi yönetim bütçesi dün Haziran verileri açıklandı. Merkezi yönetim bütçesi Haziran'da 219 milyar lirayla rekor açık verdi. Evet, piyasalara dair bir de yorum alacağız. Karşımızda telefon attığımızda özür dilerim. Ekonomist Mustafa Aşkın var. Mustafa Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Semra Hanım, iyi yayınlar diliyorum, kolaylıklar, sağ olun.
Teşekkürler. Şimdi öncelikle piyasayla başlayalım. Çünkü piyasalarda bir taraftan bu haftaki Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilirken bir taraftan da dün başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez ziyareti takip ediliyor. Piyasalarda nasıl bir fiyatlamaya yol açıyor? Dün Çin'den gelen büyüme verisinin beklentilerin altında kalmasıyla aslında küresel piyasalarda risk iştahının biraz düştüğünü görmüştük. Ama Borsa İstanbul rekor seviyeden dün günü tamamladı. Ne diyorsunuz? Yani piyasa tarafında bu ziyaret nasıl okunuyor? Fiyatlamalara nasıl yansıyor? Aslına bakarsanız tabii bizim piyasamız yurt dışındaki gelişmelere şu anda kulak tıkıyor. Çin'in büyümesiymiş, Amerikan verileriymiş veya herhangi bir gelişmeye karşı daha çok iç odaklı fiyatlamayı yapıyor. Bu iç odaklı fiyatlamada da olumluyu fiyatlamaya çalışıyor. Hatırlarsınız daha önce Sayın Maliye Bakanı'nın Körfez ziyareti olmuştu Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısıyla. Burada muhtemelen ön mutabakatlar, Körfez ülkelerine Türkiye'ye doğrudan yatırımı veya kısa vadeli portföy yatırımı amacıyla yapabilecekleri konuşulmuştu. O günden beri piyasa ciddi spekülatif hareketlerde bulunuyor. Çok ciddi para ve fon akışının sağlanacağına dair beklentiler var. Bunun iyi tarafını oldukça fiyatlamaya çalışıyor. Dün de borsada bunun bir yansımasını gördük. Baktığınızda oldukça yüksek bir işlem hacmi vardı. 122 milyar TL civarında. Bu işlem hacmiyle birlikte de borsanın yükseldiğini gördük. Ağırlıklı olarak yurt dışından gelecek fonların da borsaya girmesi beklentisi var ki bir miktarda yabancı fonların son 1,5-2 aylık dönemde borsamıza geldiğini görmekteyiz ama yine de yukarıya doğru iten etmenlerin başında yerli yatırımcılar, yerli spekülatörler ve küçük yatırımcıların ufak da olsa alış emirleri etkinmiş gibi görünüyor. Borsamız iyi fiyatlamaya çalışıyor. Teknik olarak baktığımızda 6600 seviyesi önemli bir seviye. 6670, 6700, 6750 seviyeleri önemli dirençler ama dediğim gibi fiyatlamanın hep olumlu tarafını görüyorlar. Diğer taraftan bilanço dönemi geliyor. Bilanço döneminde geçmiş yılın aynı dönemine göre hızlı bir kar artış görmeyeceğiz ama bu görmememize rağmen piyasadaki beklentiler genelde bilançoların kar rakamlarının fena olmayacağı yönünde. Bu da tabii yükseliş etkenlerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkmakta. Diğer taraftan daha rasyonel iktisat ve para politikalarına dönüş olmasını yarattığı bir beklenti veya umut da var. Bunların hepsi bir araya gelince yaz aylarında durgun olmasına alıştığımız borsanın bu durgunluğu yaşamadığı görülüyor. Net bir şekilde yukarı gidiyor ama tabii yukarı gidiş daha ne kadar sürer, beklentiler ne kadar değişir veya ne kadar daha hızlı bir rally havasını taşıyabiliriz. Ona bakmak gerekiyor. Seçimden bu yana borsaya baktığınızda kabaca 4400 puandan 6600 puana gelmiş. Oldukça hızlı bir çıkış var esasında ama hala istim üstünde diyebiliriz borsanın. Dikkatli olunması gereken bir seviye ama genel olarak baksanızda olumlu yanların daha ağır bastığı bir piyasayla karşı karşıyayız. Evet, peki yabancı tarafında da bir hareketlenme var. Aslında son 5 haftaya baktığımızda, son 4 haftalık, 5 haftalık gelişmelere baktığımızda 1,5 milyar dolar seviyelerinde neredeyse bir yabancı girişi var. Yabancı girişinin devam etmesini bekler misiniz? Yani zaten uzun bir süredir Türkiye yani ciddi bir fırsat sunuyordu ama halen beklemede olan bir yabancı vardı. Bu gelişmeler yabancı girişini hızlandırır mı? Yabancı girişi hızlanırsa o beklemede olan yabancılar eğer harekete geçip Türkiye piyasalarına girerlerse borsadaki görünüm, tablo daha da farklılaşır mı? İşte bu dediğiniz nokta çok önemli. Zaten şu anda alım yapanların çoğu daha da fazla yabancı yatırımcı gelecek. Nasıl olsa ben onlara satarım mantığıyla hareket ediyorlar. Ama tabii bu yabancının gelmesi biraz vadeli düşünmek gerekiyor. Biliyorsunuz borsada yabancı takısı %26'lara, %25'lere kadar düşmüştü. Şu anda tekrar muhtemelen %30'lara doğru çıkmış durumda. Son rakamlar henüz yayınlanmadı. Gelen şu anda buraya gelen fonların önemli bir kısmı kısa vadeli hedge fon dediğimiz belli bir miktarda parayı sokup ardından karını yığıp çıkma amaçlı fonlar. Ama işte Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı bu ziyaret doğrudan yatırımları hakikaten tetikler ve piyasada speküle edildiği gibi 30-35 milyar dolarlık bir fonun girişi sağlanırsa belli bir sürede borsa için çok daha olumlu bir neticeyle karşılaşabiliriz. Ama burada da şunu vurgulamak istiyorum. Yaklaşık bir aydır
hem raporlarda hem piyasadaki uzmanların konuşmalarında az önce ifade ettiğim 30-35 milyar dolar bir fon girişinin olabileceği söyleniyor Körfez sermayesi tarafından. Bu beklentinin çıkmaması durumunda reaksiyon terse dönebilir. Mesela 10 milyar dolar bir anlaşma zinciri imzalandığında daha az geliyor bu fon deyip satışa geçebilir piyasa. Dolayısıyla esasında bu anlaşmaları imzalayacak bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın da bu beklentiyi iyi yönetmesi lazım. Tabii burada işin bir kısmı da Merkez Bankası'na düşüyor. Dolayısıyla beklentiyi yönetebilirsek hem yabancı girişlerini daha optimize etmiş olabiliriz hem de buradaki dalgalanmayı önlemiş olabiliriz. Tabii sadece Türkiye'ye para girişiyle ilgili değil bu çıkış veya borsadaki yükseliş. Aynı zamanda ekonomik şartların biraz önce dediğim gibi daha rasyonel politikalara oturmasının da etkisi var ama daha uzun süreli bizim bu girişi sağlayabilmemiz için özellikle ekonomide rasyonel davranış hakikaten devam ettirmemiz, aynı zamanda da tabii hukuksal veya diğer idari sistemler anlamında yaşanabilecek yabancılar gözünde yaşanabilecek bazı aksaklıkları gideriyor olmamız lazım. Buna da yapısal önlemler deniyor malumunuz. Bunlar sağlandığı takdirde hem gerçek anlamda üretime hem de sermaye piyasalarının para akışı sürebilecek. Peki Merkez Bankası bu hafta yani Hafize Gaye Erkan'la birlikte ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıya dair beklentiniz nedir? Yani geçtiğimiz ay ilk toplantısında 650 baz puanlık bir artırım yaptı Merkez Bankası ve faiz artırımlarının devam edeceğine yönelik bir sinyal de verdi. Bu haftaki Merkez Bankası'nın faiz toplantısından ne beklersiniz? Şimdi Merkez Bankamız uzunca bir süredir ilk defa faiz artışı ve sıkı para politikasında vurguda bulundu. Hatta işte sizinle yaptığımız programlarda dediğim üzere geçtiğimiz dönemde uygulanan para politikasında ciddi eksiklik ve aksaklıklar olduğunu son metinde ifade etti. Şimdi aynı metnin biraz daha sert bir versiyonunu Perşembe günü muhtemelen yayınlarlar. Faiz artışını mutlaka yapacaklardır ama piyasa beklentisi %20'nin üzerine çıkması ama benim kişisel beklentim 19.50-19.75 bantlarında faiz artışını tutacakları yönünde. Dolayısıyla da güçlü bir sözlü yönlendirme ve metin vurgusuyla piyasaya mesaj verecekler. Esasında önümüzdeki haftadan sonra bir de enflasyon raporu var biliyorsunuz. Evet. Muhtemelen Sayın Başkan ilk defa kamuoyuyla birebir sorularla muhatap olacağı bir toplantı olacak. Orada vereceği mesajlar da en az para kurulu toplantısı kadar önemli. Dolayısıyla onu da takip etmek gerekiyor. Evet. Şimdi vergi düzenlemeleri, vergi artışları tabii bir miktar daha devam ediyor. Hafta sonu akaryakıtta ÖTV artışına da gidildi. Bu artışların, bu yeni düzenlemelerin enflasyon üzerindeki etkisi ne olacak? Yani siz yıl sonu için beklentinizi ne kadar revize ettiniz? Ama burada aslında bakmamız gereken nokta kısa vadeli değil de daha uzun vadeli enflasyon görünümü mü olmalı sizce? Esasında tabii beklenmedik oranda sert bir vergi artışı oldu. Bu vergi artışlarına dikkat ettiğinizde zorunlu mallar ve tüketim mallarına yönelik vergi artışları oluyor. Bu tip vergi artışlarının mutlaka enflasyonu arttırıcı etkisi olacaktır. Özellikle kısa vadede. Dolayısıyla yıl sonu özellikle Merkez Bankası'nın beklediği enflasyon rakamına ulaşmak mucize olur. Yapılan hesaplamalara baktığınızda ben daha önce vergi zamları olmadan önce 40'lar civarında yıl sonu enflasyonu bekliyorken ne yazık ki bu vergi zamlarından sonra çarpan etkisiyle birlikte bu zamların 55'lere doğru bir revizeye kendi adıma yaptığımı söyleyebilirim. Dolayısıyla Merkez Bankası'na burada düşen görev var. Sadece maliye politikasını sıkılaştırmak veya talebi azaltmaktan ziyade para politikasının da benzer bir tempoyu yaratması gerekiyor ki enflasyon beklentisini ortadan kırsın. Fiyatlama mekanizmamız zaten son derece bozuk. Bu vergi artışlarıyla çok daha bozuk bir hale geliyor. Tabii sadece fiyatlama değil, ne yazık ki gelir dağılımı da çok olumsuz yönde etkileyen bir vergilendirme. Çünkü vergilendirme doğrudan değil, dolaylı yapılıyor. Ama bunlarla birlikte bir paket olarak enflasyonun hedeflenen seviyenin üstünde de çıksa 2024'te çok daha etkin kontrol edilebileceğine inanabilirse piyasalar veya bunu anlatabilirse yetkililer, önümüzdeki dönemde bir parça acı çekmemize rağmen 2024'te enflasyonun sert düştüğünü görebiliriz. Dolayısıyla burada hem yapılacakları yapmak hem iletişimi sağlamak hem de biraz gelir dağılımını ve adaletini sağlamak çok önemli bir nokta olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet, peki. Çok teşekkür ederiz Mustafa Bey. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için.
Teşekkürler, iyi yayınlar. Sağ ol. Ekonomist Mustafa Aşkın'la değerlendirmiş olduk. Yeni güne başlarken finansal piyasalardaki gelişmeleri ve ekonomide öne çıkan diğer başlıkları da aktaralım. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan'da düzenlenen iş forumunda konuştu. İki ülke arasında geçtiğimiz yıl gerçekleşen ticaret hacminin 6 milyar dolar olduğunu hatırlatan Bakan Bolat, bunu kısa vadede 10, uzun vadede de 30 milyar dolara çıkarma hedefinde istedi. Türkiye olarak Suudi Arabistan ile 2022 yılında karşılıklı ticaret hacmimiz yaklaşık 6,5 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Hedefimiz bu rakamı saygıdeğer devlet başkanlarımızın vizyonu doğrultusunda kısa vadede 10 milyar dolara, uzun vadede ise 30 milyar dolara çıkarmak olacaktır. Ülkelerimizin sahip olduğu tarihi ve kültürel bağların yanı sıra güçlü ekonomilerimiz, nitelikli iş gücü piyasalarımız ve başarılı girişimcilerimizin olduğu bir ortamda ekonomik ve ticari ilişkilerimizi çok daha üst seviyelere çıkarmak güç olmayacaktır. Her iki ülkenin birbirini tamamlayan dış ticaret yapıları ticari ilişkilerimizde kazan kazan prensibini ön plana çıkarmaktadır. Türk firmaları, ürün kaliteleri ve ahilik kültüründen gelen iş ahlakları ile Suudi Arabistanlı tüketicilerin güvenini kazanmıştır. Evet, hafta sonu akaryakıta ÖTV düzenlemesine gidildi. ÖTV artışı yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı da bu yapılan vergi artışından, ÖTV artışından sonra bir açıklamada bulundu aslında. Hem benzinde hem motorinde vergi oranları ne olduğu ve Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarıyla Avrupa ülkelerindeki akaryakıt fiyatlarının karşılaştırması ile ilgili bir veri yayınladı aslında. Gelin ona bir yakından bakalım. Vergi artışı nereden nereye gelmiş? Daha doğrusu akaryakıttaki vergi yükü nereden nereye gelmiş? Ona bir bakalım. Benzindeki vergi yükü ÖTV artışı yapılmadan önce %26,1 seviyesindeydi. ÖTV artışı ile birlikte benzindeki vergi yükü %38,8 seviyesine yükseldi. Motoründeki vergi yükü ise ÖTV artışı yapılmadan önce %24,5 seviyesindeydi. Vergi artışı, ÖTV artışı yapıldıktan sonra da motoründeki vergi yükü %38,5 seviyesine yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı veriler bunlar. Bir not düşelim aslında. Bu yapılan artışlar özellikle de pandemi döneminde verilen sübvansiyonların tekrar geri gelmesi anlamını taşıyor aslında. Pandemi ile birlikte başlayan dönemde, özellikle de pandemiden sonraki dönemde hem normalleşme hem de Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmanın başlaması ile birlikte dünyada küresel olarak enerji fiyatlarında çok hızlı artışlar yaşanmıştı. Enflasyonist ortamda hem enflasyonu besleyen bir faktör olması hem de tüketicilerin bu süreçten daha az etkilenmesi nedeniyle ÖTV oranları akaryakıtta sıfırlanmıştı. Bu süreci atlatmak adına işte şimdi o verilen vergi destekleri yavaş yavaş kaldırılıyor aslında. Bir anlamda da böyle de okuyabiliriz. Bir de dünya karşılaştırmasına da bakalım. Dolar bazında dünyada Avrupa ülkelerinde akaryakıt fiyatları ne durumda? Türkiye'de ne durumda? Ona da bir yakından bakalım. Avrupa ülkelerinde hepsini tek tek saymayalım aslında. Şöyle bir karşılaştırma yapalım sadece. Avrupa ülkeleri içerisinde benzinin litre fiyatının en fazla, en yüksek olduğu ülke İzlanda. Orada 2,2 dolar seviyesinde İzlanda'daki benzinin litre fiyatı. İzlanda'yı Finlandiya, Hollanda, Danimarka takip ediyor. Şöyle bir Avrupa ülkelerine baktığımızda aslında litre fiyatı, benzinin litre fiyatı dolar bazında en düşük olan ülke konumunda Türkiye 1,3 dolar seviyesinde. Tabii burada bir parantez açalım. Şunu da söylemekte fayda olabilir. Kurdaki oynaklık, kurdaki dalgalanma da bu sıralamada etkili olduğunu söyleyelim. Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı da bu sıralamanın bu şekilde ortaya çıkmasında da etkili olduğunun da altını çizelim. Peki motorinde durum nasıl? Motorinde de bakalım. Yine motorinde de dolar bazında Türkiye'de
Avrupa ülkelerine göre motorunun litre fiyatı Avrupa ülkelerine göre Türkiye'de daha düşük seviyelerde. İzlanda'da yine en yüksek seviyede olduğunu söyleyelim. Motorunun İzlanda'daki litre fiyatı 2.2 dolar seviyesinde. İzlanda'yı Finlandiya takip ediyor. Yine İngiltere'de 1.8 dolar seviyesinde. Almanya'da yine 1.8 dolar seviyesinde. Türkiye'ye baktığımızda ise 1.2 dolar seviyesinde olduğunu söyleyelim. Motorunun litre fiyatı dolar bazında. Tekrar altını çizelim. Bu sıralamada tabii hiç şüphesiz Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı da bu sıralamayı etkilediğinin bir kez daha altını çizmiş olalım. Yeni yapılan ÖTV düzenlemesiyle birlikte Türkiye'de vergi yükü motorinde ve benzinde %38'lerin üzerine tırmandı. Ama bir kez daha altını çizelim aslında. Bu vergiler zaten var olan vergilerdi. Sadece pandemi sonrası ve Rusya-Ukrayna çatışması nedeniyle petrol fiyatlarının, enerji fiyatlarının yükselmesi nedeniyle hem enflasyonist ortama bir miktar destek olmak hem de tüketicilerin bu süreçten daha az etkilenmesi için verilen vergi destekleriydi. Bu vergi destekleri şimdi geri alındı. Hatta şunu da altını çizelim. Aslında akaryakıtta özellikle de pandemi sonrası dönemde, o normalleşme döneminde ve Rusya-Ukrayna çatışmasının yaşandığı ve enerji fiyatlarının o fırladığı dönemde Türkiye en fazla akaryakıtta vergi sübvansiyonu veren ülke konumundaydı. Vergi sübvansiyonları sonsuza kadar verilmez hali hazırda. Baktığımızda da bütçede bir yük de oluşturuyor. Dolayısıyla bu vergiler de geri gelmeye başladı. Fiyatlamalar da bu şekilde ortaya çıktı. Evet, akaryakıttaki son durum böyle. Bir de şimdi G20 zirvesine gidelim. Çünkü G20 zirvesinde önemli bir ikili görüşme de gerçekleşti. G20 zirvesi, daha doğrusu G20 Maliye Bakanları, Hazine ve Maliye Bakanları ve Merkez Bankaları Başkanları toplantısı gerçekleşti liderler öncesinde. Ve bu toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da katıldı. Ve bu toplantıda kritik bir görüşme de gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen'la bir araya geldi. İkili bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşmede Dünya Bankası temsilcisi, Hindistan temsilcisi de yer aldı. İşte o fotoğrafta şu anda ekranlarınızda Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le bir araya geldi. İkili bir görüşme gerçekleşti. İkili, yani Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da bu ziyaret sonrasında, G20'deki bu görüşmeler sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ziyaretine katılacak. Bunu da altını çizmiş olalım ama Hafize Gaye Erkan Körfez ziyaretinden biraz erken dönecek. Çünkü Perşembe günü Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı var. Evet, kısa bir ara diyelim. Şimdi aranın ardından devam edeceğiz. Nedir şu anda Belen'deki son durum? İyi yayınlar Semra Karabaş. Bizler şu anda Derebahçe mevkiindeyiz. Aslında Armutçuk köyündeyiz ve bu nokta oldukça yanmış durumda. Köy evleri tamamen boşaltılmış durumda ve bölgede genel olarak aslında soğutma çalışmalarının hız kazandığını ifade etmekte fayda var. Artık yangın kalmadı. Alevler söndürüldü büyük oranda ama soğutma çalışmaları da tabii yeniden yangın ortaya çıkmasın diye mücadele devam ediyor. Soğutma çalışmaları yapılıyor. Bakın bu nokta, o yanan noktalardan birisi, kameraman arkadaşım Mustafa Demirtaş gösteriyor sizlere. Bakın, tamamen yanmış durumda. Hatta bazı noktalarda ağaçların dipleri yandı demiştik. Burada ağacın en üstüne kadar yanmış durumda. Kozalaklara kadar ulaşmış durumda. Haliyle kozalaklara da ulaşınca biliyorsunuz rüzgarın da şiddetiyle yangını kontrol altına almak oldukça güç oluyor. İşte bu noktada da maalesef yangın tamamen İki evin dibine kadar gelmiş. Bir ev kurtulmuş ama diğer ev yangına teslim olmuş. Şöyle tarım arazisini gösterelim sizlere. Bakın, nar ağaçlarını görüyorum. Hemen arkasında bir sera var. İşte görmüş olduğunuz gibi o noktada da yine tarım arazileri Armutçuk köyünde yerle bir olmuş durumda. Bu noktada tabii geçmiş olsun dileklerimi bizler
bir kez daha iletelim. Ekiplerin çalışması var. Elektrik direkleri çalışmaları yapılıyor. Elektrik direkleri bu noktada yeniden kullanıma açılmaya çalışılıyor ki köy halkı da artık yavaş yavaş yeniden yerleşebilsin. Bakın şu noktada yangının aslında can yakıcı bir izi var. Küçük bir yılan var. Eğer gösterebiliyorsa Mustafa siz de bakın. Yılan burada yangından tamamen kurumuş durumda. Muhtemelen kaçmaya çalışmış ama kaçamamış. İşte bu şekilde burada kalmış, hareket edememiş. Maalesef çok acı. Sadece yılan yok burada. Birçok hayvan var. Onlar da maalesef telef olmuş durumda. Şöyle ilerleyelim. Şimdi burada bir Hasan amcamız var. Bu ev kardeşinin, ileride kendisinin evi var. Nasıl gelişti bu olay? Hemen kendisine bir soralım. Geçmiş olsun efendim. Sağ olun. İkinci günü müdahaleye gelebildim çalışmam nedeniyle. Hı hı. Gördüğüm manzara yani çok felaketti. Bu arada o yılandı değil mi? Ben yanlış söylemedim. Evet. Ne yılan kalık ne ceylanlar vardı buralarda. Burada ceylanlar mı vardı? Evet. Olan onlar oldu. Şükür insanımızda hiçbir şey yok. Milyonlarca şükür. Yani araziler yanmış, tarım arazileriniz yanmış tamamen bu noktada. Sıkıntı yok. Hepsi yanar. Ama geri yeşertmek bize düşer. Biz yeşerdiriz. Biz güçlüyüz. Ne olursa olsun biz bu yükün altından kalkarız. Devletimize zarar vermesin. Cenab-ı Allah. Yani Hatay'ın maalesef başına gelmeyen kalmadı. Sel geldi İskenderun ilçesine. Yangınlar yine boy gösterdi. Deprem zaten belimizi büktü. Nedir bu aslında bu kadar uğraş Hatay halkı için? Biraz zor zamanlar geçiriyorsunuz aslında. Hayır, şükretmeyi bilmemiz lazım. Hepimiz bu vatanın çocuklarıyız. Yaşatmayı bilmemiz lazım, çalışmayı bilmemiz lazım. İnsan gibi yaşamayı bilmemiz lazım. İnsanların insan olması lazım. Rabbim kolaylıklar versin Hasan abi. Bakın burada da yine erik. Ne borularımız kaldı, ne bahçelerimiz kaldı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Geyikler nereden geliyordu Hasan abi? Geyikler yan taraf ormanlardan bahçelerimize gelirdi. Sürekli görürdük. Yani. Sen en çok geyikleri biraz herhalde. Benim çocuklarım gibiydi. Torunlarıma bir şey olmadı depremden. Şeyden hiçbir şeyden ama o ceylanlara çok üzülüyorum. İnşallah kaçabilmişlerdir Hasan abi. İnşallah kurtarabilmişlerdir kendilerini. Rüzgardan tarafı gittiyse, ters yöne koştuysa. Mümkün yok. 10 kilometre. Sen burası, fazlası yanık. Burası senin evin mi Hasan abi? Hayır. İleride benim evim. İleride mi? Evet. O ilerisi zaten. 30 senelik yetiştirdi. Şimdi Mustafa gösterecek sizlere bakın. Tamamen yanmış durumda. Tepede de bir ev görünüyor. Ev yanmış, o da yanmış herhalde değil mi? Evet. O da yandı. O kimin eviydi? O benim kardeşimin eviydi. İnşallah bir can kaybı bir buradan şey yok orada yok. Da. 30 yıllık yetiştirdim. Hem çalışıp hem yetiştirdim zeytinlerim. Hiç kalmadı. Bu arazi sana mı ait Hasan evet, abi? Evet. Zeytinlerim var, elma ağacı elma, var. Elma var, şey var, hiçbir şey kalmadı. Ayva var, her şeyimiz vardı peki şükür. Bundan sonra ne olacak şimdi Hasan abi? Yandı maalesef. Abi bizim bir şey istediğimiz yok. Suyumuzu, borumuzu yaptın, bize yardımcı olsunlar. Başka bir şey, yani geri yeşerdiniz. Bak borular gitti, şeyler gitti, hepsi gitti. Abi deprem. Bir an önce sulanması lazım. Hayır bu ateşten çıkan ağaçların bir iki üç gün içinde sulanmazsa kökü kurur ama kesilir. Sulanırsa yepyeni yeşerme imkanı olur. Yani ilerleyen noktalarda aslında bazı yerlerde hala daha dumanların çıktığını görüyoruz Semra Karabaş. Yangın aslında kontrol altına alındı ama küçük noktalarda hala daha közler var. Onlar yeniden rüzgarla birlikte sıçrayabiliyor. Bunların da önüne geçmek gerekiyor. Ekipler nöbet tutuyor aslında bazı noktalarda ama tabii her yere ulaşmak mümkün değil. Köy halkı da yine yavaş yavaş bu noktaya gelecekler. Hasan abi. Nedir köy halkının buradaki beklentisi? Sadece su mu istiyorsunuz buraya? Abi hakkımız olan suyu istiyor bir. Ondan sonra sadece bir buranın için demeyeyim. Memleketin her köşesinde, her yerinde akarsu yataklarını orman olan bölgelerde büyük havuzlar yapılıp müdahale anında olması lazım. Evet. Yani bir insan kendisi için istedi mi bencildir belki. Ben tüm
vatanın milletin için. Buranın olan oldu zaten. Buranın olan oldu zaten. Hiç sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Canımız sağ. Ama yine şükrediyoruz biz. Bir ton buğdaya bir kilo altını vermeyen dedelerin torunlarıyız. Fransızlar zamanında bir ton altın verikler, dedem vermeyik. Atatürk'ün askerlerine verik. Nenem çekik, öğüdük. Biz bu vatanı böyle kazanırız. Bu vatan bizim. Hiç kimse şey etmesin, biz geri dirilmeyi biliriz. Hatay halkı benim gördüğüm kadarıyla Hatay, sahip çıkıyor vatanına, toprağına. Hatay toprağına sahip çıkıyor. Herkes toprağına sahip çıkıyor. Bir ekmeği 10 kişiden paylaşık yemeği biliriz. Gerekirse çalışırız, gece gündüz geri yeşertiriz. Bak burayı gördüğümüz bu alanı aynı şekilde yeşertmeye o bir seneye gelin. Bambaşka bulursunuz. İnşallah. Biz de öyle ümit ediyoruz. Hasan abi burada da bir ev mi, ahır mı var? Ne var burada? Ev var. Traktör yandı, ahır yandı. Traktör yandı, ahır gitti. Ahırın içinde hayvanlar var mıydı? Hayvan yoktu. Maalesef şey yoktu. Çok şükür en azından orada hayvanlar yoktu. İşte görmüş olduğunuz gibi bakın yangın artık köyün tamamen içine girmiş durumda. Bu noktada kurtulması bile vatandaşların aslında mucize eseri. Bakın bir nar ağacını görüyorum. Nar tamamen. O da yanmış. Daha büyüyemeden burada maalesef közlenmiş adeta. İşte görmüş olduğunuz gibi Semra Karabaş. Yani bu manzarayı çok da anlatamıyoruz. Göstermek lazım. Tamamen yerle bir olmuş, kül olmuş noktalar burası. Belen'in aslında Armutçuk köyü burası. Köy halkı tamamen bu noktadan ayrıldı. Boşaltıldı köy ama ilerleyen günlerde elektrik hatları çekilecek, su boruları yeniden döşenecek ve yeniden köy halkının buraya gelmesi sağlanacak. Tabii köy halkı da buraya geldikten sonra işte bu ağaçları tekrar yeşertecek. Yeşertmek için uğraşacak. Bakın Hasan abi de kendi arazisinde şu anda. Bırakamıyor burayı aslında çalışması gerekiyor, işi var ama geyikleri çok anlattı bize. Geyikler onu oldukça etkilemiş çünkü sürekli gelip gidiyormuş arazisine geyikler. Umuyoruz ki bu tür olaylar bir daha yaşanmasın ülkemizin hiçbir tarafında. Hatay'da da yine Çanakkale'de de Tekirdağ'da da Muğla'da da özellikle de Muğla'da çok karşılaşıyoruz orman yangınlarıyla. İnşallah son olur diyelim bir kez daha o evlerinin önünü temizlemek isteyen vatandaşları bizler uyaralım. Yani bunu daha farklı yollarla yapabilirler belki. Çünkü bu noktada iki kişi gözaltına alınmıştı Belen'de. Biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Umuyoruz ki bu son olur diyelim. Hatay Belen'den sözü yeniden İstanbul'a bırakalım. Teşekkürler Yunus Emre. Yunus Emre Şahbenderoğlu Hatay Belen'deki son durumu bize aktarmış oldu. Altını çizdi aslında. Evet, soğutma işlemleri devam ediyor. Kontrol altına alındı ama risk hala devam ediyor. Çünkü hava çok sıcak. Teşekkür edelim Yunus Emre'ye ve diğer başlıklarla devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Körfez turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeydi dün. Erdoğan Cidde şehrinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından resmi törenle karşılandı. Heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında doğrudan yatırım, savunma sanayi, enerji, savunma ve iletişim alanlarında anlaşmalar imzalandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın sonlandırdığı tahıl anlaşmasının devamı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup gönderdi. Zelenski mektubunda tahıl anlaşması Rusya olmadan da devam edebilir, Rus çılgınlığından korunmalıyız ifadelerini kullandı. G20 Hazine ve Maliye Bakanları toplantısına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan kritik görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Şimşek ve Erkan Amerika Birleşik Devletleri Hazine ve Maliye Bakanı Janet Yellen'la görüştü. 45 dakika süren görüşmede Türkiye ve Amerika arasındaki ekonomik ilişkiler ele alındı. Özetleri aktardık. Şimdi ayrıntılarla devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turuna bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turuna Suudi Arabistan'la başladı. Burada resmi törenle karşılanan Erdoğan, Veliaht Prensi Bin Selman'la görüştü. Heyetler arasındaki görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 5 yeni anlaşma imzalandı. Öte yandan Erdoğan, Veliaht Prens Selman'a yerli otomobil Togg'u hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez diplomasisi başladı.
Erdoğan ilk olarak Suudi Arabistan'ı ziyaret etti. Cidde şehrine gelen Erdoğan, Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'nda Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Cidde Bölge Emir Yardımcısı Bedir bin Sultan başta olmak üzere birçok yetkili isim tarafından karşılandı. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve MİT Başkanı İbrahim Kalın eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al-Salam Sarayı'nda Veliaht Prens Muhammed Bin Selman tarafından resmi törenle karşılandı. Törende iki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Erdoğan ve Selman heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmelerin ardından Türkiye ile Suudi Arabistan arasında doğrudan yatırım, savunma, enerji ve iletişim alanlarında anlaşmalar imza atıldı. Savunma sanayi alanında da Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Baykar arasında bir işbirliği anlaşması imzalandı. Sözleşmeyi Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Hüseyin El Bayari imzaladı. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens Selman'a Pamukkale beyazı renkte TOG'u hediye etti. İkili Al-Salam Sarayı'nın avlusunda bir süre TOG'u inceledi. Ardından Erdoğan oteline Veliaht Prens Selman'ın kullandığı TOG'la geçti. Evet, gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Konuğumuz İstanbul stüdyomuzda konuğumuz Yeni Şafak Gazetesi Ekonomi Müdürü İbrahim Acar. İbrahim Bey, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş buldum. Şimdi Körfez ziyaretiyle başlayalım dilerseniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez ziyaretini ilk olarak Suudi Arabistan'dan başladı. Suudi Arabistan'la Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2022 yılında 4.3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş. Bakan Bolat da söyledi. 2023'te bunu 10 milyar dolara, 2030 yılında da 30 milyar dolara çıkartılmasının hedeflendiğini söyledi. Bunun yanında tabii bu ticaret hacmi, ithalat, ihracat miktarları. Ama bunun yanında doğrudan yatırım konusunda da ciddi bir, yani dün anlaşmalar imzalandı zaten, o kapsamda da ciddi bir şey gelmesi, doğrudan yatırım gelmesi bekleniyor. Suudi Arabistan Yatırım Bakanı da şöyle bir ifade kullandı. 2030 Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonunda 3.3 trilyon dolar büyüklüğünde bir yatırım potansiyeli var 2030 vizyonunda. Türkiye'de bu yatırımlar kapsamında Türkiye'nin de yer almasını istediklerini söyledi. Sizin öngörünüz nedir? Hangi alanlarda Türkiye sizce Suudi Arabistan'a yatırım fırsatı sunuyor? Hangi alanlarda yatırımlar gelebilir Türkiye'ye? Türkiye aslında Körfez'in en önemli 3 ülkesine şu anda seyahat ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki bakanlar, 200 kişilik iş adamı heyeti. Bunlar Körfez dediğimiz en büyük 3 ekonomiden Suudi Arabistan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı kapsayan bir ziyarette oldukları için gerçekten önemli. Çünkü Türkiye'nin Körfez'de ticareti dediğimizde bu ülkelerde şekillenen bir ticaretimiz var. Suriye sorunlu, Irak sorunlu, Kuveyt biraz daha yavaş ilerleyen bir ekonomi. Geriye Ürdün, işte Yemen, Bahreyn falan kalıyor. Onlar da küçük montanlı ekonomiler olduğu için aslında Körfez dediğimizde büyük çoğunlukla bu 3 ülke anlaşılıyor. Yani ekonomilerinin büyüklüğü ve iş potansiyeli, sahip oldukları ekonomik kaynaklar, yatırım planlamaları, ilerleme hızları, nüfus potansiyelleri derken Suudi Arabistan anlaşılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri anlaşılıyor. Serbest bölgenin de merkezi olması hasebiyle bölgenin en önemli serbest bölgelerinden bir tanesi Birleşik Arap Emirlikleri'nde biliyorsunuz. Ve Türkiye'nin biricik körfez dostu Katar tabii. Hı hı. Bunlar anlaşılıyor. Aslında Türkiye son 5 yılda baktığımızda Arap Baharı'ndan sonra Türkiye ile Körfez arasında son 5 yılda yaşanan o soğukluk bunun etkilerini geride bırakmaya çalışıyor. Son 1 yıla baktığımızda evet iş yükü bakımından ve ticari potansiyel bakımından yaklaşık %80'lik %90'lık bir artış var bir önceki yıla göre. Ama hala da potansiyelimizin çok altında olduğumuz için koşmamız gereken alanlar var. Hükümet de, Cumhurbaşkanı Erdoğan da, ekonomi yönetiminin de bunun farkında olarak, yani Türkiye geçmişte Körfez'den gelen ilgiyi bildikleri için,
çok yoğun ilgi olduğunu bildikleri için bu soğuk dönemi, bu aradaki şey dönemi, tatsız dönemi kapatmanın yollarını ararlarken böyle bir seyahatte bulunuyorlar. Potansiyel çok büyük. Yani dediğiniz gibi mesela Suudi Arabistan'ın 2023 vizyonu gibi bir devasa projeleri var. Bu 2030 vizyonu çerçevesinde Suudi Arabistan'ın ortaya çıkardığı iş potansiyeli dediğiniz gibi 100 milyarlarca doların üzerine, hatta 1 trilyon dolardan fazla bir potansiyelden bahsediyorlar. Bu potansiyelden Türk müteahhitlerinin üstlenebileceği, taahhüt firmalarının üstlenebileceği çok iş var. Özellikle inşaat ve taahhüt işlerinde çok büyük işler var. Türk müteahhitlerinin de dünyadaki becerisi, kabiliyeti, imkanları biliniyor. Körfez de bunun farkında. Hem yakınlık bakımından, coğrafi yakınlık bakımından, hem de iki ülke arasındaki yeniden ticari ilişkilerin ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi bakımından Suudi Arabistan bu projelerde Türkiye müteahhitlerinin de, Türk müteahhitlerinin de ciddi şekilde yararlanmasını istiyor. Bu konuda büyük bir potansiyel var. Onun adını koyalım. Ama yeniden Suudi Arabistan yaklaşık 40 milyonluk bir pazar biliyorsunuz. Yani 35-36 milyon nüfusu var ve sürekli kutsal beldelere olan turizm gidiş gelişlerinden, ziyaretlerinden kaynaklı sürekli orada olan bir ayrıca nüfus var. Ve bu büyük pazara Türkiye'nin ürünleriyle girme mücadelesi var şu anda. Çünkü o aradaki 3-4 yıllık nethameli dönem, Ondan önceki mesela seviyelere dönüldü mü şu anda? Yok, daha dönülmedi. Yani dönülmedi çünkü daha yeni yeni açıklar kapanıyor. O seviyelere dönülmesi için zaten bu çabalar veriliyor. Çünkü geçmişte Türk ürünleri Katar'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Suudi Arabistan'da raflarda çok da gördüğümüz ürünlerdi. Yani iki ülke arasındaki ticari ilişkiler sadece müteahhitlik ilişkileriyle sınırlı ve inşaat ilişkileriyle sınırlı değildi. Çok da yani Türkiye'nin giyim sattığı, Türkiye'nin gıda sattığı, Türkiye'nin elektrik, elektronik sattığı, beyaz eşya sattığı bir pazardı. Mücevher sattığı bir pazardı. Bu pazarları yeniden elde etmek için çaba var. Bu çabanın olumlu yansımalarını görmek güzel. Çünkü karşı tarafın da bu konuda bir isteği var, bir talebi var. Onlar da bu soğuk dönemi hızlıca kapatmak istiyorlar. Bu geride kalan sorunlu, problemli dönemi geride bırakarak Türkiye ile yeniden ticari ilişkilerini geliştirmek istiyorlar. Çünkü Türkiye bölgenin büyüyen bir ekonomisi ve bölgenin itici gücü olması bakımından, bölge ekonomilerinin itici gücü olması bakımından büyük bir cazibe merkezi. Türkiye ile sorunları aşarak Türkiye ile daha çok iletişim, Türkiye ile daha çok ticari ilişki, Türkiye ile daha çok ulaşım kanalı, hava yolu ve diğer ticari deniz yoluyla gelen ticaret yollarının daha da güçlendirilmesi noktasında bir çaba var. Yani evet, biz şu anda siz dediniz yani ticari potansiyelimiz Suudi Arabistan'la 3.4 milyar dolar civarında ama bu bizim potansiyelimizi yansıtmaz. Yani biz 6 ayda Rusya'ya mesela 4-5 milyar dolar sadece ihracat yapmışız. Sadece Rusya 6 ayda. Suudi Arabistan gibi bir ülkeyle bunu yakalayabilme şansımız var. Daha fazla ticaret yapma şansımız var. Türkiye'de sanayi gelişmiştir. Türkiye'de çok büyük montanlı sanayi dalları var. Mesela savunma sanayi çok ciddi bir şekilde, enerji çok ciddi bir şekilde gelişmiştir. Otomotiv sektörü çok ciddi bir şekilde gelişmiş. Suudi Arabistan'ın hangi alanlarda yatırım işbirliğine ihtiyacı var sizce? Yani onlar, hangi alanları kendileri açısından fırsat olarak görürler? Onlar petrokimya ürünlerine bağlı her alanda yeni gelişme kaydetmek istiyorlar. Yani sadece inşaat ve turizmin dışında petrokimya ürünlerinin Suudi Arabistan'da yeni bir sanayi kolu olması için, yeni bir sanayi potansiyeli ortaya çıkarılması için bir çabaları var. Çünkü onlar şunun farkındalar. Suudi Arabistan'da yıllardır yani petrol ve doğalgazın verdiği rahatlıkla ekonomilerini yönettiler. Ama bu kaynaklarının ila nihaya bir sonu var. Yönetim bunun farkında. Bu kaynaklar tükenmeden, petrokimya kaynakları, fosil yakıt kaynakları tükenmeden Suudi Arabistan kendi sanayisini, kendi ekonomisini kurmak istiyor. Ve buna bağlı olarak sanayi dalları geliştirmek istiyor, turizmi geliştirmek istiyor. Daha çok cazibe merkezi olmak istiyor. Belki de projelerden birisi de buydu galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Yani Dubai gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi bir serbest bölgeler kurmak istiyorlar. Bu tür konularda girişimleri var.
Tarımı geliştiriyorlar. Yani evet, Suudi Arabistan'ı çöl olarak biliriz ama Suudi Arabistan çok geniş toprakları olan bir ülke. Güney kısmı Yemen'e ve Körfez'in ucuna aşağı kısma olan toprakları evet çöl, tarım yapılamaz. Ama yukarı kısımlar Medine, Riyad ve Ürdün'le Irak'a olan yakın bölgelerde tarım ciddi şekilde yapılıyor. Ve bunlar tarım işletmelerini de kurmak istiyorlar. Yani aslında kendileri bir miktar petrolü olan bağımlılıklarından kurtulmaya çalışıyorlar. Yani tabii. 2030 vizyonunda aslında ortaya koydukları en önemli nokta buydu. Bunu çeşitlendirmeye çalışıyorlar. Üretimlerini, ekonomilerini çeşitlendirmeye çalışıyorlar. Çünkü petrol fiyatlarındaki dünyada yaşanabilecek o türbülanstan çok fazla etkileniyorlar. Tamamen petrole bağımlı bir ekonomi, petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte onların ekonomilerine de çok zarar veriyor. Zaten zararını gördüler de yani. Bu bağımlılıktan biraz kurtulmaya çalışıyorlar. Üretimlerini çeşitlendirebilmeleri için de üretimde iyi olan ülkelere ihtiyaçları var. Bu da Türkiye. Yani örnek vermek gerekirse gıda işletmeciliği, mesela işlenmiş gıda noktasında da çok ciddi bir yatırım potansiyeli var Arabistan'da. Yani gıda orada çok yetişmiyor evet, ama gıdayı işleyerek işte soğuk zincir haline getirme, işlenmiş gıdayı raflara ulaştırma noktasında Suudi Arabistan'da hem yabancıların yatırımları var. Örneğin Türkiye'den de Yıldız Holding'in, isim vermekte bir beis yoksa, orada ciddi yatırımları var. Buna benzer gıda işletmeleri noktasında, işlenmiş gıda noktasında yatırımlı olan firmalar orada yerlerini almaya başlamışlar. Yani yerleri var, fabrikaları var. Suudi Arabistan'da yatırımlarını bu konuda çeşitlendirerek kendi ülkesinin girişimcilerini de bu konuda sevk ediyor, bu yatırım alanlarına sevk ediyor. Onlar da bu tür tesislere sahip olmak istiyorlar. Sadece yabancı yatırımcının gelip burada orada işletme açmasının önüne geçmek için onlar da kendilerince yerlisini geliştirmek istiyorlar. Yerli sanayici, yerli girişimciyi bu konuda teşvik etmek istiyorlar. Peki, ziyaret devam edecek Katar'la ve Birleşik Arap Emirlikleri ile. Orada da aslında iş forumu, her iki ülkede de iş forumu düzenlenecek. Bu iş forumlarında da çok ciddi bir katılım var deyip çatısı altında. Türkiye'den 200 iş adamının katıldığı belirtiliyor. Çok ciddi bir ilgi var. O taraftan da çok ilgi oldu. Çünkü özlenmiş bir potansiyel var, özlenmiş bir hava var, özlenmiş bir atmosfer var. Gerçekten birkaç yıldır bu soğukluğun araya girmiş olması iki ülke arasındaki iş dünyasının en büyük gönül yaralarından birisiydi. Yani evet, siyaseten ülkeler mesela Riyad'la Ankara arasında belki soğuk bir hava vardı ama bunun iş dünyasına, iş potansiyeline olumsuz yansıması çok derin bir üzüntü kaynağıydı, derin bir endişe kaynağıydı. İhracatçıların en önemli unsurlar, yani ihracatçıların en önemli amaçlarından bir tanesi de ihracat pazarlarını çeşitlendirmektir. Evet. Yani zaten var olan bir pazardı bu pazar, Suudi Arabistan pazarı. Yaşanan o siyasi gelişmeler nedeniyle bir miktar ticaret de darbe görmüştü. Şimdi o pazarı yeniden kazanmaya çalışıyorlar. Aslında şunu anlamaya çalışıyorduk. Ya mesela Türkiye İsrail'le o kadar gerilmesine rağmen Türkiye-İsrail ticari ilişkileri çok büyük montanlı volümler yaşamıyor. Mesela çok sert inişler veya aşırı yükselişler kaydetmiyor siyasi gelişmelere bağlı olarak. Hacim düşük olduğu için mi acaba? Hacim bilmiyorum yani. Ama Suudi Arabistan'la ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle inanılmaz bir şey oldu. Yani böyle bir makas. Uluslararası ticarette, yani bunu dış ticaret uzmanları hep söyler. Batılı ülkelerle olan ilişkilerde, ticari ilişkiler yaşanan siyasi gelişmelerden çok fazla etkilenmez derler. Evet. Yani şöyle bir hatırlayalım. Mesela bir Alman bakan çıkıp Türkiye ile olan ilişkileri kesin, ticari oraya doğrudan yatırım yapmayın, ticari ilişkilerinizi kesin şeklinde bir yönlendirmesi olmuştu. Türkiye'de de yıllardır yatırım yapan bir Alman firması da, Alman firmasının CEO'su da çıkıp hayır, Türkiye çok bize ciddi fırsatlar sunuyor, burası çok önemli bir pazar, biz burada kalmaya devam edeceğiz demişti. Dedi. Yani o siyasi gelişmelerden batılı ülkelerle olan ticaret etkilenmiyor. Ama biraz daha Orta Doğu, Asya ülkelerindeki ülkeler
Oradaki ilişkiler, evet, biraz daha duygusal herhalde. Oradaki siyasi gelişmelerden etkileniyor. Hem yönetim biçimi bakımından hem de yönetimle halk arasında, iş dünyası arasındaki bağın türü bakımından, evet, yani ilişkisinin türü bakımından maalesef öyle olumsuz, evet, etkileniyor. Yani bir anda dediğim gibi makas gibi kesilince, evet, kötü, evet, olmuştu yani. Bir de ambargolar da vardı tabii. Yani sadece hani yönlendirme değil, uluslararası ticaret hukuku açısından da ciddi ambargolar da uygulanmıştı. Onlardan da etkilenmişti. Bakalım yani bu süren ilişkiler sonrasında, bu 3 günlük ziyaret sonrasında hangi gelişmeler yaşanacak? Yani Türkiye Suudi Arabistan'la çok iyi ilişki geliştirmek istiyor. Erdoğan mesela TOG'u götürdü. Hı hı. Yani Prens Muhammed Bin Selman'a TOG hediye etti. Beraber bindiler. Hı hı. Bin Salman kullandı TOG'u. Erdoğan'ı kalacağı otele kadar götürdü. Gece öyle bir gelişme vardı. Hı hı. Yani Türkiye, ben sanayi ülkesiyim. Ben gıdada sanayi ülkesiyim, otomotivde sanayi ülkesiyim, enerjide sanayi ülkesiyim, giyimde sanayi ülkesiyim, gıdada, tarımda sanayi ülkesiyim. Yani sizin Avrupa'da, Amerika'da aradıklarınızın hepsi burada var demek istiyor. Ve inşallah bunu doğru anlatma yoluna gidersek, doğru, evet, daha da iyi anlatırsak, daha çok anlatırsak onun karşılığını göreceğiz diye inanıyorum. Peki. Yani bunun tabii siyasi bir boyutu da var. Yani ilişkiler bu noktaya nasıl geldi? Neden bozulmuştu? Neden şimdi düzeliyor? Bunu da konuşmak lazım. İkinci bölümde biraz daha Furkan Kaya ile o tarafında konuşuruz ama ekonomideki diğer başlıkları da değerlendirelim isterseniz. Şimdi en önemli başlıklardan bir tanesi hafta sonu yapılan akaryakıttaki ÖTV artışı. Evet. Şimdi o artışın enflasyon üzerindeki yansımasını yakından takip ediyoruz tabii. Bu artışın enflasyona nasıl bir yansıması olur? Yani yıl sonu için beklentiler yukarı yönlü revize edilmiş durumda. Ama bazı uzmanlar da diyor ki yani sadece yıl sonu enflasyon tahminlerine ya da yıl sonu gerçekleşmelerine bakmayalım. Yani bu enflasyonla mücadele ve bütçe disiplini daha uzun vadede bakılması gereken konular. O yüzden evet, ilk etapta belki maliyet kaynaklı enflasyonu yukarı itecek ama talep aşağı geldiği için bir miktar, yani ekonomiyi soğutacağı için bir miktar enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacak diye bir değerlendirme var. Ben bunun sonucunun yani olumlu ya da olumsuz çıktılarının ancak önümüzdeki 18 ayda 2 yılda yani 24 evet. ayda ancak şekilleneceğini düşünüyorum. Çünkü bu kadar hızlı bir makas değişikliğinin, çok hızlı bir politika değişikliğinin mutlaka ki olumsuz yansımaları olacak. Aslında bunu Avrupa ve Amerika erken başlattı bu acı reçeteyi. Erken başlattıkları için de yaklaşık 1,5 senedir ancak yeniden olumlu sonuçlarını görmeye başladı. Hı hı. Türkiye bunu tercih etmedi başlangıçta. Şimdi bunu tercih etmiş durumda. Bu tercihinin sonuçlarını, ben sonuçlarının olumlu olacağını bekliyorum. Öyle görünüyor. Çünkü ekonomi yönetimi çok sıkı tedbirlerle olaya girişmiş durumda. Yani kamunun da en son tasarruf yapacağı, kemer sıkacağı ile ilgili dün bütün kamu kurum ve kuruluşlarına biliyorsunuz tasarruf genelgesi iletildi. Ama bu bütçe açıklarını kapatmak anlamında depremin açtığı ekstra 100 milyar dolarlık bir Türkiye ekonomisine etkisini bahsettiğimiz bir deprem var. Bu depremin ekonomiye etkisini azaltmak, minimize etmek bakımından maalesef böyle bir öteden beri yükseltilmeyen ÖTV artışı bir anda yaklaşık 5 liralık 6 liralık akaryakıtta birim fiyat maliyet yükletti. Ve akaryakıt fiyatları 30 liranın üzerine çıktı tarihinde. İlk kez 30 liranın üzerine çıktığını görüyoruz. Tabii bunda şeyin de etkisi var. Yani Türkiye'de hala %40 civarında bir enflasyonumuz var. Bunu unutmamamız lazım. Bu enflasyonun en önemli tetikleyicisi, en önemli nedenleri biliyorsunuz enerji fiyatlarıdır. Enerji fiyatları bütün dünyada enflasyonun üzerine ciddi etki yaratmışken, şimdi bütün dünyada maliyetler, enerji maliyetleri enflasyonu aşağı yönlü baskılamaya başlamışken, Türkiye'de de aslında böyle bir dalga başlamışken akaryakıt fiyatlarının ÖTV üzerinden yükseltilmiş olması tabii ki enflasyona olumlu etkisi olmayacaktır, olumsuz hı-hı. etki edecektir. Hı-hı. Ama şöyle hesaplanıyor. Yani şöyle bir anlayış var Ankara'da. Yani ekonomi biraz soğutmamız lazım. Kim ne derse desin. Yani bunu tüketicinin cebindeki paranın kalmasında, birikimlerin artması noktasında tasarrufa gidilmesi hı hı. lazım. Kamunun kendi alanıyla ilgili olan bütün kalemlerde tasarrufa gitmesi lazım.
Ekonomi soğutmanın yolu işte hani paraya ulaşımı, erişimi zorlaştırmak, vatandaşın daha çok alışveriş yapmasının önüne geçmek. Bu ev olur, araba olur, işte beyaz eşya, elektronik, giyim, tatil, yani bir vatandaşın zorunlu harcamaları diyebileceğimiz ne varsa bunlar üzerine biraz baskı oluşturarak ekonomi bir şekilde soğutmanın yoluna gitmiş. Öyle bir tablo görünüyor, öyle bir tablo var karşımızda. Enflasyonu madem ekonomiyi soğutarak aşağı çekeceğiz, bu yöntem tercih edilmiş. Bu yöntem tercih edilmiş. Bu süreci bekleyip görmek lazım. Ekonomi ise ne kadar soğuyacak? Bütün mesele de şurada değil mi tam olarak? Yani evet, ekonomi soğutarak. Bir soğutmayı çok bilmiyoruz maalesef. Neden bilmiyoruz? Çünkü bizim tasarruf yapma alışkanlığımız var. Hala çok zayıf. Elimizden gelen parayı harcama noktasında üzerimize yok. Yani çok iyi harcıyoruz parayı. Yani iç piyasanın dinamikliği, Türkiye'deki iç piyasanın dinamikliği bundan geliyor. Ama ondan da geliyor. Ziyade şimdi tasarruf... Tabii ki kazandığı kendisine yetmeyen kesimler eleştirisi de var. Yani hani ücret politikası, evet enflasyonun sürekli üzerinde hükümet hiçbir zaman... ücretli kesimi enflasyonun altında bir ücret artışıyla karşı karşıya bırakmadı. Hı hı. Ama öyle bir şey eleştiri de var. Yani kazandığımız yetmiyor eleştirisi de var. Şimdi yani tüketiciler tarafında durum böyle ama bir de üretici tarafına baktığımızda talebin soğuması ile birlikte üretim de bundan darbe görmeyecek mi? Bu beraberinde işsizliğe de neden olmayacak mı? Yani şöyle bir bakalım. Mesela FED de aynı politikayı izliyor bir süredir. Mart 2021'den bu yana değil mi? Tabii. Bu politikayı izliyor. O günden bu yana çok ciddi faiz artışları yaptı. Tarihin en sert faiz artışlarını yaptı. En sonunda da enflasyonu %9'dan üzerine tırmanmıştı. Bugün %3'e kadar çekebildi. Ama yani enflasyondaki düşüşe rağmen hep şahin mesajlar verdi FED piyasaya. Ve bu yüzden de aslında yani evet bir miktar faiz artımlarının seviyelerini düşürdü ama o şahin mesajlar sayesinde sıkılaşmayı sağladı. Ama yani istihdam tarafına baktığımızda da istihdamda çok ciddi daralmalar görülmedi orada. Bizde yani de görülmeyecek. Ben ona öyle inanıyorum. Çünkü mesela inşaata örnek verelim. Hı hı. Türkiye'de şu anda ortalama 400 bin, 500 bin konut üretiliyor yılda. Son birkaç yıldır maalesef öyle düşük montanlı konut üretimimiz var. Ama şu anda inşaatta inanılmaz bir iş gücü açığı var, eleman açığı var. Yani kime sorarsan sor, yani en ufak işletmedeki yani, hı hı. yani yapsatçı dediğimiz böyle hı hı. sokak arasında 5-6 dairelik işler yapan bir girişimciden çok büyük montanlı işler yapan, sadece büyük siteler yapan inşaatlara pek çok alanda varıncaya işine. Kadar. Mavi yakalıda çok ciddi bir istihdam açığı var. Yani evet. iş gücü açığı var. Yani o bir gerçek ama yani bu tamamen Türkiye'nin istihdam piyasasının dönüşümüyle alakalı bir şey. Yani Türkiye'de eğitim seviyesi yükseldikçe artık mavi yakadaki istihdam açığı kapanamıyor. Yani orada bir açık oluşmaya başladı. Çünkü eğitim seviyesi yükseldikçe daha çok beyaz yakalı olma isteği ortaya çıkmaya başladı. Evet. Ve mavi yakalı alanlarda çok ciddi bir istihdam açığı oluşmaya başladı. Yani bu da biraz hani istihdam piyasasının dönüşümüyle alakalı yani bir şey. Ama diğer ortamını, alanlarda açık işsizlik artmayacak mı? Beyaz yakada mesela. Beyaz yakada zaten var ve artma ihtimali de var. Örneğin fabrika ortamına gitmek istemeyen çok geniş bir kitle var. Tabii. Yani tamamen orayla yani duygusal bağını veya zihinsel bağını hiç kuramamış, kurmak istemeyen bir kesim var. Hı hı. Ama sonuçta bir ülkenin fabrikası da olacak, inşaatı da olacak, park bahçe işi de olacak, tarla tapan işi de olacak, ofis işi, girişim işi, Ar-Ge işi de olacak. Devletin kademelerinde işte belli alanlarda istihdam dediğimiz kısımları da olacak. Mühendislik, teknik işleri de olacak. Yani bu bütün bu insan kaynağının çeşitliliğine baktığımız zaman bunun planlamasının yapılıyor olması lazım. Zaten meslek liselerinin aslında son yıllarda öne çıkmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi de buydu. Yani aranan eleman haline gelen ara elemanlarının yeniden çoğaltılması, sayılarının yeniden çoğaltılması, bunların katma değeri üzerinden yapılan hesaplamalarla buradaki istihdam alanlarının daha verimli, daha ücreti dolgun, daha tatmin edici,
daha cezbedici aileleri çocuklarını mesleğe yönlendirme noktasında ön adım olabilecek çok ciddi girişimler oldu ve hala da bu girişimler devam ediyor aslında. Ücretler çok arttı aslında mavi yakada. Yani beyaz yakayı neredeyse geçti bazı alanlarda. Yani bu hem istihdam açığının oluşmasından kaynaklandı. Örneğin şimdi hem de yani özellikle de asgari ücrette çok hızlı artışlar yapılması, yüksek artışlar yapılması da mavi yakadaki ücretlerin artışında etkili oldu. Yani her sektör kendi eleman potansiyelinin ortaya çıkarabilmek için aslında çaba harcıyor. Geçtiğimiz yıllarda mesela tekstil mühendislerinin yetişmesi için sektör birlikleri bu alanı tercih eden öğrencilere ekstra burs. Mesela bu sene de başka alanlarda aynı şekilde mühendisliklerin ortaya çıkması için, öğrencilerin bu dallara yönelmesi için burs vaat eden bir sürü kamu bir sürü meslek örgütü var. Yani Türkiye'de nitelikli iş gücünün ortaya çıkması, artması için aslında çaba var. Potansiyel de var. Ama gel gör ki yani hani ne diyeyim, tembellik demeyeyim de yani zora gelmeyen, zora gelmek istemeyen, günümüz şartlarında artık hani zorlukla mücadele etme direnci düşük bir kitle var. Yani kabullenmek istemiyor. Ben fabrikaya niye gideyim? İşte plazada çalışmak varken veya beyaz yakalı olmak varken neden mavi yakalı olayım dediğiniz türden bir anlayış var. Bu anlayışı kırmamız lazım. Beden işçisi olmak istemiyor artık yeni nesil. Artık beyaz yakalı olmak istiyor. Konu neyden geldi buraya? İşte konu işte ekonomi, bir artış olur mu? Ekonomiyi soğutursak işsizlik olur mu? Birkaç örnek vermek istedim. Mesela sanayide olmaz. Tekstilde bilmiyorum olur mu olmaz mı? Yani tekstil daha çok istihdam deposu olarak kabul ederiz ya. Orada çok olur mu olmaz mı bilmiyorum. O dış piyasaların tekstili, hazır giyimi, Türkiye'deki üretimi ayakta tutma şeyi, geleneği devam edecek mi? İç pazarlarımızın dinamikliği yanı sıra dışarıda da acaba bir ciddi pazar potansiyeli devam edecek mi? O orayı belirler. Ama sanayide olmayacağını düşünüyorum. İnşaatta olmayacağını düşünüyorum. Tarımda olmayacak. Zaten tarım inanılmaz bir açık var. Oradaki kitle gittikçe yaşlanıyor. Gençler tarlada kalmak istemiyor. Herkes kentte çalışıp kentte istihdam olmayı hayal ettiği için tarımda açık alanlarda zaten büyük bir istihdam açığı var. Bunların hepsini birlikte düşündüğümüzde istihdam üzerine olumlu, olumsuz büyük bir etki olmayacağını düşünüyoruz. Ama vatandaşın ürünlere ve hizmetlere erişimi noktasında bir kemer sıkmanın olacağını öngörüyoruz. Yani böyle bir potansiyel, böyle hizmetler bir planlama sektörüne mesela fiyatlar çok yükselmeye başladı. Tabii ki. Hizmetler sektöründe çünkü ücret payı çok yüksek olduğu için maliyetlerde onlar ücretlerdeki artışı birebir yansıtmaya başladılar. Maliyetlerdeki en önemli kalemlerden bir tanesi de enerji fiyatları. Enerjide de yüksek bir artış yaşanıyor. Dolayısıyla o taraftaki yani hizmetler tarafındaki artış fiyatlara yansıtılıyor. Dolayısıyla bu o tarafta özellikle bir talepte soğumaya yol açar mı? Hizmetler sektöründe özellikle de işsizlik bir miktar artar mı acaba? Yani kamunun yeni dönemde orta vadeli program hazırlığı var bildiğimiz kadarıyla. Çünkü önümüzdeki Eylül ayında açıklanması beklenen bir orta vadeli program var. Bu yeni makas değişikliğiyle birlikte orta vadeli programdaki büyük montanlı kalemler nasıl değişecek? Kamunun önümüzdeki yıllara ilişkin planlamasında öngörüler nelerdir? Mesela istihdam nasıl olacak? Açık büyüme ne kadar olacak? Yani bu önümüzdeki dönemde bu kalemleri görmemiz için birkaç ay beklememiz lazım. Ama şunu unutmamak lazım. Yüksek faizin ekonomide olumsuz etkilerinin azaltılması noktasında galiba bir şey var. Direnç geliştirilecek. Yine orta vadeli programın en önemli ayağı bu olacak. En temel hedefi bu olacak. Çünkü yüksek faiz ister istemez olumsuz etki ediyor piyasalara. Yani krediye ulaşım, finansmana erişim zorlaşıyor. Hem vatandaşın hem işletmelerin hem de işini geliştirmek isteyen girişimcilerin, yatırımcıların, sanayicinin, tüccarın, ihracatçının finansman maliyetleri yükseleceği için bunun ister istemez piyasaya etkisi olacaktır. Üretime etkisi olacaktır, istihdama etkisi olacaktır ama orta vadeli programın en önemli dinamiğinin bu olması yönünde bir beklenti var. Evet, peki şimdi bu hafta bir de konuşmuşken Merkez Bankası'nı da konuşalım. Merkez Bankası'nın faiz kararı var. İkinci Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığındaki ikinci para politikası kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. İlk toplantısında 650 baz puanlık bir artırıma gitmişti Hafize Gaye Erkan. Başkanlığındaki para politikası kurulu diyelim.
Ve faizi %15'e çekti. Şimdi bu hafta ne yapar sizce? Geçtiğimiz ay çok yüksek bir şey vardı, skala beklenti vardı. Beklenti var. Beklentiler o kadar ayrışmış. 40 puan, 35 puan, 30 evet, puan. Evet, yani 5 puan artış bekleyen de var, 40 puan artış bekleyen de var. Yani böyle bir uçurum vardı beklentiler arasında. Şimdi o beklenti aralığının biraz daha daraldığını görüyorum ben. Yani maksimum 20'ye çıkarabileceğine yönelik bir beklenti var. Yani 16'dan 17, 18, 19 bu aralıkta bir beklenti var. Sizin beklentiniz nedir? Ne kadarlık bir artırım yapar? Burada Merkez Bankası aslında simülasyonlar da yapıyor. Yani çünkü ne kadar artış yaparsak bu bankalar tarafından ne kadar etkisi olur? Tabii. Tüketime nasıl bir yansıması olur? Tüm bu simülasyonlar yapılarak aslında bir faiz kararı veriliyor, öyle değil mi? Ben bu ayki artışın Haziran'daki artışı geçmeyeceğine inanıyorum. Yani daha düşük olacak. Artık 5 mi olur, 3 mü olur, 6 mı olur? Zaten diğeri galiba 6,5 muydu? 650 bas puandı. Yani 6'yı bulmayacaktır ama dediğiniz gibi belki 20'ye tamamlama gibi bir algı olabilir. Bunun da şöyle bir etkisi olacaktır mutlaka. Yani dediğiniz gibi hem Merkez Bankası ile piyasadaki bankalar arasındaki para alışverişinde hem de piyasanın şekillenmesi bakımından faizin yükseliyor olması bir önemli enstrüman olarak algılanır ve böyle ifade edilir. Bunun yanı sıra psikolojik etki edecektir. Yani hani kurlar üzerinde psikolojik etki edecektir. Aslında bizim en önemli sorunlarımızın başında bildiğimiz kur. Yani kur yükselmeye devam ettikçe bunun bütün piyasalara, bütün mal ve hizmetlere etkisini biliyoruz. Bunun baskılanması noktasında kurun biraz daha dizginlenmesi bakımından böyle bir yol tercih ediliyor. Ama ben 300 bas puan olabileceğini de düşünüyorum. Yani çok da böyle 500 bas puan olacak diye bir beklentim de yok. Çünkü bir 650 bas puan arttırdınız, 15'e çıkardınız. Şimdi 18'e çıkarsanız ne olacak? 23'e çıkarsanız ne olacak? Yani hani birden 40 puan, 4000 bas puan artacak beklentisine karşılık 650 bas puanla cevap verildi. Ne oldu yani? Çok da uçurum diyebileceğimiz bir sallantı olmadı. Bir volümlerde aşırı bir yükselme ve azalma olmadı. Yani dövize dengeli bir yükselişe izin verildi diyebiliyorum. Yani bundan sonra da bu anlayışla bu minvalde devam edeceğini düşünüyorum. Evet. Yani çok piyasa büyük montanlı tarafında zaten artık şu beklenti yok. Yani artı reel faize geçer Merkez Bankası diye bir beklenti oluşmamış durumda. Ya yok, bütün dünyada kırıldığı için Türkiye'de de artık buna soğuk bakılıyor. Yani şu anda Amerika'da reel faiz var mı? Yok. Avrupa'da reel faiz var mı? Yok mu? Yok. Amerika'ya artı reel faize geçti. Geçti mi? Geçti. Enflasyon %3 dediniz de %3'e kadar geldi mi enflasyon? Tabii. Evet, %3'e geriledi enflasyon. O zaman reel faiz oluşmuş. Reel faize geçti. Yani bizde de reel faiz olup olmaması noktası yabancı yatırımcının çekebilme niyetinize bağlı. Eğer tekrar eskisi gibi yabancı yatırımcı gelsin, sıcak para getirsin veya doğrudan yatırıma gelecekse gelsin. Ama özellikle de sıcak para noktasında tahvillere ve Türkiye varlıklarına, Türk şirketlerine ait hisse varlıklarına talep artsın istiyorsanız reel faiz oluşturacaksınız. Yani reel faiz enflasyonun %40 olduğu bir ortamda ne kadar oluşturabilirsiniz? Yani ne kadar oluşturabilirsiniz? Diyelim ki enflasyon bugün %25 civarında olsaydı belki birkaç ay sonrası için reel faiz öngörüsü konuşulabilirdi. Ama artı reel faiz ülkede zaten yatırımları tamamen durma noktasına getirmez mi? Evet. Zaten yani reel faizin mantığı tamamen dış finansman, kısa vadeli dış finansman gelsin. Yani içerideki üretimi destekleyen bir tarafı zaten yok artı yani reel faizin. Evet, teknik olarak hep hesaplamalarda bu güdülür. Yani nominal faiz. Siz o vurguyu iyi yaptınız. Yani enflasyonun %40 olduğu bir ortamda bugün reel faiz düşünülemez. Zaten Merkez Bankası ilk toplantısında, yeni dönemin ilk toplantısında para politikası kurulu 650 bas puan arttırarak aslında reel faiz düşünmediğini, yakın zamanda en azından düşünmediğini ortaya koydu. Yani hani eğer piyasaya müdahale noktasında reel faiz oluşsun istenseydi belki Haziran toplantısında 650 bas puan değil belki 3000 bas puan, belki 4000 bas puanlık bir artışa gidilirdi. Öyle bir şey olmadı. Bir de faizleri artırmanın mantığı aslında şu değil midir? Yani bir yandan da aslında kredi faizleri dursun. Yani tüketim de dursun. Tabii. Üretim de bir miktar yavaşlasın. Yani ekonomiyi soğutmaktır zaten oradaki temel hedef. Zaten bakıyoruz şu an tüketici kredilerinde yavaşlama var. Ticari kredi artışı neredeyse durma noktasına gelmiş durumda. Yani oradaki faiz artışı
yüzünden ticari krediler neredeyse durma noktasına geldi. Yani dolayısıyla Merkez Bankası faizi artırmadan da zaten böyle bir tablo var karşımızda. Evet. Yani ekonomiyi soğutan bir etkisi var. Yani biz Merkez Bankası faizi artırarak şunu yapıyor aslında sadece. CDS'ler geriliyor. Türkiye'nin risk primi geriliyor. Şu an 430'a kadar geriledi. Bir dönem hatırlayalım. 900 sınırına neredeyse yaklaşmıştı. Evet. 430'ları geriledi. Bunun bizim gösterge faizi, piyasa faizimize ve işte borçlanma maliyetlerimize pozitif yansımasını görebiliriz. Yani ekonominin soğumasının önündeki en büyük engellerden birisi de ücretlerdir. Aslında ücretler, hükümet sürekli ücret politikasını enflasyona ezdirmemek üzerine, yani ücretli kesimlerin gelir skalasını sürekli enflasyon karşısında koruma taahhüdünü sadık kaldığı için aslında vatandaşın cebine giren paranın da ekonomiyi soğutmaması üzerine bir etkisi var. Yani evet, vatandaşın cebine para giriyor. Vatandaş harcamama eğiliminde olsa dahi, daha az harcama eğiliminde olsa dahi bu sefer üretici kesim maalesef fiyat mekanizmaları üzerinde bir oynamalar yaparak vatandaşın cebine para girdi, ücretlerin cebine para girdi. Bundan bizim de alacağımız payımızı, payımızı alalım. Biz de bu konuda bir üzerimize düşeni layıkıyla yerine getirelim. Kötü anlamda yani. Hı hı. Hani sinsi planımızı, sinsi düşüncemizi ortaya koyalım babında maalesef bir alışkanlığı olduğu için şu yapılamıyor. Yani topyekun bir ülke olarak, bir toplum olarak evet enflasyonu aşağı çekmemiz için herkes üzerine düşeni yapmalı cümlesinin altını dolduramıyoruz. Yok. Yani şu anlamda. Fiyatları belirleyenler yani maliyetlerdeki artışın etkisini hemen fiyatlarına, etiketlerine yansıtıyorlar. Orada hiçbir fedakarlığa gitmiyorlar. Fedakarlığı burada büyük oranda bugüne kadar kamu üstlendi ve tüketici üstlendi. Çünkü tüketicinin ücreti 6 ayda bir, evet şu anda 2 yıldır güncelleniyor ama 6 ayda da çok hızlı bir artış var. Dolayısıyla bir miktar tüketici bu bedeli üstleniyor. Büyük bir bedeli de kamu üstlendi aslında. Bugün biz bütçede bu kadar yüksek vergi artışları yaşamamızın en önemli nedeni de bu aslında. Pandemi ve pandemi sonrası dönemde çok ciddi vergi düzenlemeleri, vergi indirimlerine gidilmişti. Sırf enflasyonla daha rahat mücadele edilsin diye. Kamu ciddi anlamda bir fedakarlık yaptı. Ama etiketleri belirleyenler yapabildi mi acaba? İşte üretimden, yani üretim bandından tüketici rafına gelene kadar ki tedarik zincirinde aslında kimin bu fiyat şişirmelerine ne kadar etkisi var bunu bilmediğimiz için orada bir muğlaklık var, bir gri alan var. Hı hı. Kimseyi net olarak suçlama durumunda değil. Hı hı. Ama orada bir olayların döndüğü kesin. Yani hani ürettiniz, birinci el toptancıya verdiniz, toptancı geldi mahalledeki bakkala verdi, bakkal size sattı. Yani bu zincirde kimin ne kadar artış kaydettiği, ürünlerin ne kadar artış kaydettiğini takip mekanizması çok zayıf. Bu noktada işte kimin üzerine ne iş düşüyor? Mesela Ticaret Bakanlığı mı, belediyeler mi, zabıtalar mı veya diğer tarım ürünlerini satan işletmelerin etiketleme noktasındaki dirençleri mi, yani bu konuya direnmeleri mi? Aslında sistem kuruldu. Yani ürünün tarladan sofraya gelene kadar ki serüvenini anlatan etiketlemeler ve fiyat mekanizmaları noktasında sistem kuruldu ama bu sisteme bir türlü girmek istemeyen bir kesim var. Çünkü olay orada şekilleniyor. Yani olay tamamen orada şişiyor. Fiyatlar orada şişiyor maalesef. Yani tarladaki adamın kaça sattı belli. Çok net yani. Ama arada kaç kişi var? Kim ne kadar üzerine katarak satmaya çalıştı? Bir öbürüne, öbürüne, öbürüne zincirleme bir fiyat mekanizması katlaması olduğu için tarlada 5 lira aldığımız alınan şey sofraya gelene kadar 20 lira, 25 lira, 30 liraya çıkabildiği için yani bu zincirin üzerine gittiğimiz oranda aslında bu fiyat mekanizmasını kırma noktasında veya bilme noktasına hakkı imkanımız olur. Evet, yani iktisatçılar hep anlatır ya atalet. Yani enflasyon ataleti şu anda tam da aslında ona girmiş durumdayız. Herkes maliyetlerinde o kadar artış olmamasına rağmen başka fiyat artışlarını bahane ederek fiyatlarını, etiketlerini artırmaya devam ediyorlar. O yüzden de enflasyonla mücadele biraz daha zor bir sürece giriyor. Yani enflasyon yükseldikçe bunu yaşamaya başladık.
de tabii ücret tarafı da var. Şimdi kamu tarafı baskıladı yani. Hani şimdi yeniden bir tasarruf tedbiri yayınlandı. Şimdi tekrar sıkı politikaları geliştirilecek. Kemer sıkmalar kamu tarafında da olacak. Ama özel sektör tarafını nasıl dizginleyeceksiniz? O çok önemli. Evet. Şimdi bir de borsayı da konuşalım isterseniz araya gitmeden önce. Borsada çok hızlı bir yükseliş var. Yani dün %2,53'lük bir artışla 6600 puan seviyesinde gördü kapandı borsa. Yani burada büyük oranda ne fiyatlanıyor sizce? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ziyareti ve oradan beklenen bir doğrudan yatırım ya da işte kısa vadeli dış finansman da mı bekleniyor? Böyle bunun etkisini mi görüyor piyasalar? Ya bunun yabancıya bağlanması belki çok doğru olmayabilir ama yabancının gelişinin de bunda etkili olduğunu biliyoruz. Yani yabancılar artık önümüzdeki 5 yılda Türkiye'de yani parlamento ve cumhurbaşkanı seçimi noktasında bir sıkıntı kalmadı. Türkiye önümüzdeki 5 yılı dolu düzgün yaşayacağı bir sürece girdi. Dolayısıyla bu 5 yıllık süre içerisinde Türkiye'deki piyasalarda, Türk tahvillerinde, Türk artık o uzun zamandır bekledikleri fırsatı artık değerlendirelim demeye başladılar. Yani gelecek miyiz gelmeyecek miyiz noktasındaki o direnç kırılıyor gibime geliyor. Yabancının ilgisi artıyor. Evet ama borsa sadece bununla şekillenmiyor diye biliyorum. Çünkü borsada inanılmaz bir %70'e varan bir yerli yatırımcı potansiyeli var. Oranı var. Vatandaş parasını borsada değerlendirme noktasında ciddi bir talep oluşturuyor şu anda. Yılbaşından bu yana baktığımızda yeniden 20 küsür galiba 22-23 şirket halka arz oldu yılbaşından bu yana. Dün bunun bir şeyi vardı, raporu vardı. Bununla ilgili bir yekün rakam gelmişti karşımızda. Geçen hafta SPK 3 şirkete daha verdi borsaya açılma izni noktasında. Yani ilgi var, alaka var. 6600 rakamı yani geçmiş yıllarla kıyasladığımızda o günkü bugünkü rakamı kıyasladığımızda inanılmaz bir yükseliş. Evet. Çok iyi bir potansiyel var. Yılbaşından bu yana baktığımızda da ciddi bir potansiyel var. Seçimden bu yana baktığımızda da inanılmaz büyük bir yükselme söz konusu olmuş vaziyette. Ama hala düşük olduğu yönünde şeyler var. Dolar bazında hala çok ucuzuz. Evet. Yani bu bir gerçek. Dolar bazında düşük olması da işte yabancı açısından bir fırsat sunuyor aslında. Yabancı da eğer bu fırsatı görüp harekete geçerse zaten şu anda son 4 haftada 5 haftada 1,5 milyar dolar seviyelerine neredeyse bir yabancı girişi oldu borsaya. Doğru. %25'ler seviyesine neredeyse gerilemişti yabancı payı. Şimdi %30'lara yaklaştı yeniden. Evet. Ciddi bir geri dönüş var yabancıda ama daha fazla olursa borsa çok daha farklı bir rakamlar karşımıza çıkabilir herhalde. Evet yani soru şuydu yani bu yabancı gelişleri acaba hani neye güvenerek geliyor? Türkiye faiz politikasındaki değişim faiz politikasındaki değişim olabilir. Yeniden kamuda tasarruf tedbirlerinin ön plana çıkması olabilir. Faizlerin yükselmesiyle birlikte Türkiye'de enflasyonun aşağı ineceği dolayısıyla buraya yatırıma gelenlerin enflasyon karşısındaki değerlemeleri noktasında kazançlarının daha fazla olacağı daha yüksek kazançlarla Türkiye'de varlıklarının alım satımını yapabilecekleri bir ortam oluşmuş oluyor. Bunların hepsini yan yana koyduğumuzda evet yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmesi için çok nedeni var aslında. Evet. Yani dediğimiz gibi dolar bazında çok düşük seviyeler hala ve enflasyon da artışını devam ettiriyor. Yani bu vergi düzenlemeleriyle enflasyonda yüksek artışlar bekleniyor. Enflasyonist ortamda şirketlerin karlılıkları da kar oranları da büyük oranda bundan pozitif etkileniyor. Hangi hesaplamayı hangi rakamı konuşursa konuşalım aslında. %40'lık bir enflasyon payını ortadan çıkarmamız yani enflasyon muhasebesi dediğimiz kısımdan beri olarak hiçbir şeyi konuşamıyoruz. Çünkü borsa yükseldi diyoruz ama enflasyonda çıkardığımızda borsanın ne kadar yükseldiğini konuşmamız lazım. Yani karlılıkları konuştuğumuzda da enflasyonu bir kenara koyup veya enflasyon payını bir kenara koyup karlılıkları ona göre konuşmamız lazım. Peki, bir de bizlerle birlikte. Merhabalar Furkan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, günaydın Semra Hanım, kolay gelsin. Günaydın, teşekkürler. Günaydın. Şimdi biz ilk bölümde bir miktar aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ziyaretinin ekonomik boyutunu konuştuk ama bir miktar da siyasi boyutunu konuşalım isterseniz. Aslında Suudi Arabistan'da biz ekonomi açısından baktığımızda ticaret hacmi açısından doğrudan yatırımlar anlamında aslında iyi seviyedeydik. Ama sonrasındaki siyasi gelişmeler, işte getirilen ambargolar ekonomik olarak da ilişkilere, ticarete darbe vurmuştu. Şimdi yeniden
Bunların toparlanma sürecine girdik ama siyasi olarak biraz ele alalım isterseniz. İlişkilerimiz neden bozulmuştu? Bugün nasıl düzeliyor? Neden düzeliyor? Tabii öncelikle Türkiye'nin körfez açımı, körfez siyasetinin çok tarihi bir derinliği var. Yani Türkiye'nin özellikle geçmiş yıllarda körfez bölgesiyle bilhassa Suudi Arabistan ve Bayelon'un ilişkilerinde bazı sorunların ortaya çıktığını ve bu sorunların da iki ülkeler arasındaki ilişkilere ciddi zarar verdiğini gördük. Ama tabii bu noktada ikili ilişkilere gidişatına yani istikrarının bir şekilde bozulması yönünde de dış provokasyonların etkili olduğunu görüyoruz. Şimdi Türkiye'nin bölgesel politikalarının aslında çıkarı karşılıklı işbirliği alanına dayanıyor. Yani Türkiye bir ziyaret gerçekleştiği zaman rahmetli biliyorsunuz Özal döneminde aslında bunu çok bir şekilde görüyorduk. İlk defa iş adamları rahmetli Özal'ın uçağıyla dış ziyaretlere giderek orada hem siyasi istişareler yapılırken bir taraftan iş adamları bölge ülkesiyle nasıl hangi alanlarda işbirliği yapabiliriz ekonomik olarak karşılıklı nasıl çıkar alanları yaratırız şeklinde arayışlar içinde oluyordu ki aslında uluslararası ilişkilerin içerisinde olan bir gerçeklik de var ya bir ekonomik coğrafya gerçeği var. Çünkü siz ticari olarak bir karşılıklı bağımlılık yarattığınız zaman iyi anlamda siyasi işbirliği alanlarına da alan açıyorsunuz. Yani bir mesafe kat ediyorsunuz. Şimdi diğer taraftan Türkiye biliyorsunuz bu sorunlu olduğu dönemlerde de bir şekilde bir kompartıman siyaseti yani çatışma alanlarıyla işbirliği alanlarına mesafe koymaya çalışan bir ülke duruşu sergiliyordu. Bu çok önemli, çok hassas, aslında bıçak sırtı bir durum. Çünkü her an provokasyona açık ama Türkiye barış temelli diplomasisinin bir şekilde ekonomik işbirliği alanlarına dönmesi için elinden geleni yapıyordu. Ve bu noktada belki en büyük laboratuvarlardan biri de Arap ülkeleri ve tabii ki Körfez ülkeleri. Çünkü biliyorsunuz Körfez ülkelerinde de bilhassa özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve hani Anglo-Sakson dünya olarak adlandırabileceğimiz İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddi bir etki sahibi olmaya çalıştığını ve bu ülkelerin, bu bölgenin özellikle Rusya-Çin'le ilişkilerine hatta Türkiye olan ilişkilerine de mesafeli yaklaştığını görüyoruz. Şimdi son dönemde bilhassa biliyorsunuz Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Salman'ın çok önemli açıklamaları oldu son 1-2 yıl içerisinde. Ve siyaseten de bunu sahaya yansıttı. Artık dedi dolarizasyon belki para politika üzerinden Atlantik bağımlılığına yani Suudi Arabistan'da sürekli Amerika ne olursa olsun her alan işbirliği yapmalıdır şeklindeki anlayıştan. Hayır, Suudi Arabistan da bir bölge ülkesidir ve Çin'le, Rusya'yla ve Türkiye'yle tabii ki işbirliği yapabilmelidir şeklinde bir anlayışa bürünmüş. Çok önemli. Çünkü bilhassa ben Çin'in arabuluculuğunda İran ve Rusya'nın, İran ve Suudi Arabistan'ın normalleşme dönemine girmesini çok önemli görüyorum. Diğer taraftan Çin özellikle Baye yani Körfez bölgesinde bir askeri liman üstü inşa etmeye çalıştığının haberlerini ve yazılarını özellikle güvenilir yerlerden okumuştum. Şimdi bu noktada demek ki ne oluyor? Bir dönüşüm var. Yani hiper kompleks bir sisteme doğru gidiyoruz. Artık tek kutupluluk zaten sona erdi. Ve Ukrayna Savaşı'nın getirmiş olduğu bir jeopolitika var ve jeoekonomika var. Demek ki nedir bu? Artık bölgeselleşme. Yani her bölge kendi ekonomik ve siyasi zonunu oluşturabilir. Ve Türkiye'nin bu körfez açılımı ki sadece körfezle bunu sınırlandırmayalım. Mısır'la başlayalım Semra Hanım. Mısır hatta Libya ile beraber bunu belki Afrika siyasetiyle belki bütünleştirirsek. İsrail ile yine son dönemde yeni bir dönemin, yeni bir işbirliği alanı kapısının açılabilir mi sorusunun cevabını aradığımız. Hatta Suudi Arabistan ve tabii ki Bay ile beraber bu hattı birleştirdiğimiz zaman ciddi bir ekonomik zonun oluştuğunu görüyoruz. Şimdi son dönemde biliyorsunuz açıklamalara baktığımız zaman özellikle 10 milyar dolara yakın olan ticari hacmimizi 25 milyar hatta 40 milyar dolara çıkarma niyetimiz ortaya koydu. Ve bunun karşılığında görüyoruz. Yani 200 iş adamıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu seyahate çıkması bence bu anlamda önemli. Bir de şu da var, bu da Ukrayna Savaşı'nın getirmiş olduğu bir gerçeklik. Artık karşılıklı garanti edilen bir soğuk savaş iklimi üzerinden biz bayağı bir süre gideceğiz Semra Hanım. Bunu artık görmemiz lazım. Yani Ukrayna Savaşı, işte Tağıl Anlaşması'nı görüyorsunuz, Kerç Köprüsü bombalanıyor. Yani her an 3. Dünya Savaşı çıkacakmış gibi bir şey söz konusu. Bir hava var. Şimdi bu hava içerisinde siz nasıl her şey bir anda sabaha kalkıp Ukrayna Savaşı bitti, Zelenski ile Putin tokalaştı, Putin işgal ettiği topraklardan geri çekildi değil mi? Yani sanki rüya gibi böyle bir şey şu anda o gerçekleşmesi. Ama diğer taraftan bunlar olurken mesela Çin'in çok önemli bir projesi var, bunu da söylememiz lazım. Özellikle Yunanistan'ın Pire, İsrail'in Ashdod ve Mısır'ın Ebu Kir limanlarına yatırım yapıyor Çin Semra Hanım. Ve burada ciddi bir lojistik yapılanma yapıyor. Bir de çok önemli bir projesi var. Beyrut limanını yani Trablus'u Beyrut ve Suriye'ye bağlayacak bir tren yolu fikri var Çin.
Sadece yani bu Çin, ülkelerde ya, değil aslında. Yani o işte modern İpek yolunun geçtiği tüm hatları, hem karayolu hem deniz yolu hepsini modernize edip orada limanları inşa etmeye çalışıyor. Kesinlikle. Yani şimdi hem deniz İpek yolu biliyorsunuz zaten, hı-hı, dünya ticaretinin %90'ının neredeyse taşındığı bir rotadan bahsediyor. Bir de kara, bir de tren, demir İpek yolu diye adlandırdığımız biliyorsunuz. Orta koridoru, evet, ilgilendiren, evet, bir durum. Bir de Akdeniz'i bir şekilde Kızıldeniz'den Hint Okyanusu'na bağlayacak projelerin de üzerinde durduklarını görüyoruz. Yani, hı-hı, Türkiye'nin gerçekten çok ciddi fırsatlar var Semra Hanım ve bu aslında siyaseten nedir? Bölgeselleşmedir. Bölgeselleşme nedir? Ekonomik ve siyasi entegrasyondur ve çatışma alanlarını en az seviyeye indirmektir. Askeri seviyeye indirmektir. Dolayısıyla yani uluslararası ticaret artık böyle Avrupa Birliği gibi yani ticari, ekonomik büyük işbirliklerinden ziyade bölgesel ve ikili işbirliklerinin daha fazla önem kazandığı bir sürece mi giriyoruz sizce? Semra Hanım, benim görüşüm şu, kısa ve orta vadeli koalisyonlar olarak görüyorum. Yani artık böyle uzun vadeli koalisyonlar, işte biz ebedi müttefikiz tırnak içerisinde, ebedi dostuzdan ziyade kısa ve orta vadeli koalisyonlar, yani ekonomik çıkarların ön planda tutulduğu, karşılıklı kazan kazan anlayış içerisinde olduğu bir dönem içerisine gidiyoruz. Yani hiper kompleks ekosistem dediğimiz aslında mesele bu. Şimdi Soğuk Savaş'ta ne vardı biliyorsunuz? Bir Batı kampı vardı, bir Doğu kampı vardı. Yani bir Varşova vardı, bir NATO vardı. Ve ekonomiler de aslında kendi iç zonlarında ilerliyor bir şekilde. Ama şimdi görüyoruz ki, mesela örnek verdiğim gibi Suudi Arabistan Çin'le ilişkilerini iyileştiriyor. Bakın savaş, yani Çin, Ukrayna savaşı devam ederken en hızlı zamanında Olaf Scholz gitti, Xi Jinping'le görüştü. Macron gitti, Xi Jinping'le görüştü. Yani böyle bir sürecin içindeyiz. Dolayısıyla bence sizin dediğiniz gibi artık o döneme doğru girdik ve özellikle Çin ile Rusya arasındaki ticari hacmin de özellikle gitgide artmış olması, artacak olması da bence önemlidir. Hı hı. Bu manada dediğim gibi yani bu rotaların tesisi ve tabii ki Türkiye nezdinde tabii ki şeye gelecek olursak Körfez ülkelerine açılıp çok çok önemli. Bu işin turizm boyutu var, bu işin işte otomotiv, petrokimya, işte ayakkabıcılık gibi hani böyle küçük belki şeyler olarak başlık olarak ilgilendireceğimiz alanlarda, hı hı, da beyaz eşya gibi alanlarda da yatırım alanları olduğunu söylememiz lazım. Ve işte bu 40 milyar dolarlık hedefin de inşallah, hı hı, ulaşacak bir ortamı sağlanması önemli tabii. Şimdi biz ilk bölümde de konuştuk İbrahim Bey'le. Aslında Suudi Arabistan'ın bir 2030 vizyonu var. Bu vizyonun aslında yatırım hacmi büyüklüğü de 3.3 trilyon dolar. Şimdi 3 ülkeden bahsediyoruz ama bu 3 ülke neden önemli? Bu üç ülke aynı zamanda da fazla veren ülkeler. Yani o yüzden başka bir ülkeye, yurt dışına yatırım yapma potansiyeli çok yüksek ülkeler. Sadece Türkiye bu ülkelerden yatırım çekmeye çalışmıyor. Yani bu Körfez ziyareti başlamadan bir gün önce Japonya, Suudi Arabistan'la 23 başlıkta anlaşma imzaladı. İşbirliği anlaşması imzaladı. Yani o yüzden başka ülkelerin de yatırım çekmeye çalıştığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bu coğrafya neden Türkiye'yi tercih edecek sizce? Siz de aslında ifade ettiniz. Burada Türkiye'de çok ciddi yatırım olanakları var. Ve bu sadece tek taraflı bir kazan kazan değil. Mesela notlarımı almıştım. Bayer ile yaklaşık olarak 25 bin, Türkiye'de ise 100 bin istihdam sağlanması amaçlanıyor. Yani bu sadece bu alanlarda hani saymış olduğumuz başlıklarda değil ve iş imkanları, iş sahası bakımından da çok önemli fırsat ortaya koyuyor. Şimdi bizi tercih etmeleri bir kere, yani turizmden bahsettim zaten biliyorsunuz, bacası sanayi. Belki dünyanın en önemli sektöründen biri olan turizm sektöründe, hem kış turizmi hem yaz turizminde bu coğrafyadan gelen vatandaşların tercihi Türkiye ilk olarak. Ki şu anda da zaten yaz sezonunda bu net bir şekilde görüyoruz. Diğer taraftan yatırım ve işbirliği alanakları bakımından da yine Türkiye güvenilir bir ortak. Bir de bizim jeopolitik konumuz da Semra Hanım çok. Yani evet, Türkiye'nin Müslüman laik bir ülke olması, bir şekilde batıyla ve doğuyla ilişkilerini dengeli bir şekilde götürebilmesi ve güvenilir bir ülke olması, Semra Hanım. En önemlisi bakın, Ukrayna Savaşı'nın Türkiye'ye göstermiş olduğu, biz hep öyleydik tabii, şu anda öyle olduk demiyorum ama Ukrayna Savaşı bizi öyle bir vitrine çıkardı ki hani hem Türkiye hem de Sayın Cumhurbaşkanı nezdinde güvenilir bir lider ve güvenilir bir ülke. Yani ben bu ülkeyle anlaşma yaptığım zaman o anlaşmanın devam edeceğini biliyorum diyen bir zihin oluşmaya başladı aslında. Bir psikoloji oluşmaya başladı bu bölgelerde. Daha önce de biliyorsunuz çok dikkatler yaşıyorduk. Özellikle Türkiye'nin dış politikalarına bağlı olarak güvenilmeyen bir ülke olabilir mi acaba şeklinde bir duruş var. Neden? Çünkü o dönemde Türkiye'nin dış politikası genel olarak ortalama alma şeklinde. Yani Batı ne yapıyor, Doğu ne yapıyor? Bir ortalama alalım. Biz de
idare edelim şeklinde. Ama şimdi Türkiye diyor ki benim bir sakın milli duruşum var. Bir Ankara duruşum var. Ben NATO'cu da değilim, Rusçu da değilim. Ama ben bölge ülkesiyim ve bu bölgenin gerçekten güvenlik terazisini ortada demeyeyim. Yani bu güvenilirliği vermek arkasından ticari olarak tabii kredibiliteyi getiriyor ve güvenilirliği getiriyor. Hı hı. Ve tercih noktasında tabii Türkiye bu anlamda ilk tercih oluyor. Hani rahmetli Özal'ın bir sözü geldi aklıma. Kendisi diyordu, gönlüm doğuda, aklım batıda diyordu. Şimdi böyle bir aslında bizim bir perspektifimiz var. Dolayısıyla bence bu dönemde Baye ile başlayan tabii ki Suudi Arabistan, Mısır, biliyorsunuz Çin ve Afrika'da ilkçi olarak siyasetine baktığımızda Mısır'a çok önem veriyor. Yani Mısır'la olan ticari ilişkileri, siyasi ilişkilerine çok önem veriyor ve biliyorsunuz Cibuti'de bir askeri liman inşa etti. Önce bir onu ekonomik olarak dedi bir ticari liman yapacağım dedi ama sonra askeri limana çekti. Sudan'da biliyorsunuz mücadele devam ediyor. Hala şu anda biraz durulma oldu ama yani bir Sahra Altı Afrika'sında da mücadele var. Çin, Rusya ve Amerika arasında. Hatta Avrupa arasındaki Fransa'nın biliyorsunuz son dönem politikalarında da bunu gördük. Yani işte dolayısıyla Türkiye bu anlamda Afro-Avrasya kıtasındaki aslında bir ağırlık merkezi haline geliyor. Ve bu Arap Körfez coğrafyasında ve burada oluşacak olan ekonomik zonda da Türkiye'nin önemli bir ortak olarak tabii ki bu masada olmasına sağlıyor. Yani tekrar altını çizelim. Bu tek taraflı bir kazanç değil. Yani Türkiye kapısını çaldığı ülkeden medet umma noktasına gitmiyor. Evet. Karşılıklı işbirliği alanları yaratalım ve emperyal güçlerin bu bölgeye girmesini engelleyerek bir belki milli para birimleriyle ticaret yapmak. Çünkü Türk Devletleri Teşkilatı'nın potansiyeli ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Türk Yatırım Fonu'nun İstanbul'da kurulacak olmasının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Belki ortak para birimiyle Türk dünyası alışveriş yapacak. Bakın ne kadar önemli şeyleri konuşuyoruz. Hayalini bile kuramayacağımız şeyler. Evet, evet. Bir de biz ilk bölümde de aslında İbrahim Bey de altını çizdi. Türkiye bir üretim üssü haline gelmeye başladı. Yani özellikle de pandemiden bu yana bu özelliğini daha fazla ön plana çıkardı. Suudi Arabistan'da evet fazla veriyor ama yani petrol dışında bir geliri yok. Yani ekonomisi büyük oranda petrole dayalı. Üretimini, ekonomisini çeşitlendirmek istiyor. Ekonomisini çeşitlendirebilmesi için de bir üretim kaynağına, bir üretim alanına bilmeye ihtiyacı var. İşte üretimi en iyi bilen ülkenin kapısını çalmak istiyor belki de. Öyle değil mi? Bu açıdan da bakabilir miyiz sizce? Tabii kesinlikle. Türkiye'nin çok ciddi bir iş gücü var. Türkiye'nin çok ciddi bir aslında tecrübesi var. Hani hep Atatürk'ün dediği gibi her fabrika bir kaledir. Türkiye bu anlamda endüstrileşme adına da çok önemli hamleler yapmış bir ülkedir. Ki bizim işte hayalimiz olan milli arabamız Togg'un da aslında Elyaf Prens'e beyaz olarak hediye edilmesi bence önemlidir. Beyaz Togg'un hediye edilmesi önemlidir. Ve Baykar'la yapılan anlaşmalar bence önemlidir. Savunma sanayi yapılacak olan işbirliği alanları, insansız hava araçlarının alanında yapılan işbirliği alanları ve sözleşmeler önemli olacaktır. Bu tabii ki başka kapıları da arkasından açacak. Yani dediğim gibi bir kar topu şeklinde bence önümüzdeki dönemde inşallah tabii her şey yolunda gider. Ama Türkiye'nin dediğim gibi hem bu ekonomisine yansıyacak bir durum oluşturacak hem de güvenilirliğini ve dış politikadaki o oyun kurucu ve oyun bozucu rolü öyle de ifade etmeyi ben doğru buluyorum. Çünkü bir şekilde bunu bozmaya çalışanlara karşı da o oyunu bozmak gerekir. Önemli bir ağırlık merkezi haline geliyor. Dediğim gibi bir jeopolitik değeriz. Aynı zamanda jeoekonomik fırsatları da değerlendiren önemli bir aktör haline geleceğiz. Bu süreç iyi bir şekilde devam ederse. Peki. Bakalım yani dün Cidde'de iş forumu düzenlendi. Türkiye-Suudi Arabistan iş forumu düzenlendi. İşte bugün Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile devam edecek ziyaretler. Oradaki iş forumlarında da iki ülkenin iş dünyası bir araya gelecekler ve yeni iş birliklerini konuşacaklar. Şimdi dünyanın konuştuğu başka bir konuda tahıl anlaşması. Tahıl koridoru anlaşmasının dün durdurulduğunu duyurdu Rusya, Kremlin'den gelen açıklama. Rusya'nın talepleri gerçekleşirse anlaşma yeniden devreye girer. Şimdi Rusya burada neden durdurdu? Ne istedi de olmadı? Yani bu anlaşmayı durdurma noktasına Rusya'yı ne getirdi? Yani bir işte o zengin fakir ülke ayrımı yapılmadı tahıl dağıtılırken bir bu mu? İşte bir taraftan da işte köprülere bazı kritik noktalara saldırılar hala devam ediyor. Bu mu? Kendi tahılını satamıyor. Bunlar mı neden oldu sizce Rusya'nın anlaşmayı durdurmasında? Yani Rusya NATO zirvesinden sonra böyle bir adım atmış olması aslında NATO'da şekillenen yeni ülkelerin NATO üyeliği noktasında atılan adımların da aslında bir noktada etkisi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü hatırlayalım, savaş neden çıktı? Rusya-Ukrayna savaşı Ukrayna'nın NATO'ya girme talebiyle, isteği üzerine ortaya çıkmıştı.
Şimdi NATO, evet, bu noktada NATO'nun en öncü ülkeleri dediğimiz Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere, bunlar şu noktada Zelenski'nin bu konudaki talebine şimdilik daha biraz daha bekle noktasında cevap veriyorlar ama ila nihaya bu konuda da bir gelişme olacağı beklentisi var. Yani bugün olmasa yarın bir gün Ukrayna'nın NATO'ya alınması noktasında bir gelişme olacak. Şimdi İsviçre, İsveç'in NATO üyeliği, diğer kuzeydeki ülkelerin NATO üyeliği, bunların hepsi Rusya'nın istemediği şeyler olduğu için bu konuda NATO ülkeleri ne kadar çok baskın bir politika güderlerse Rusya o kadar agresifleşiyor. Yani ben izlenimim bu. Hı hı. Ama sizin de vurguladığınız gibi Rusya'nın talepleri var. Rusya diyor ki ben tahıl satıyorum. Kime gidiyor? Boğaz'dan geçiyor, tahıl koridorundan geçiyor. Avrupa'ya gidiyor diyor. Avrupa limanlarına ulaşıyor bu gemiler. Ve bu limanlardan kime ne kadar satıldığını bilmiyorum. Ama benim ürünümün gittiği ülkeler ve tahıl koridoru, izin verdiğim koridordan giden ürünler gittiği ülkeler diyor bana çok sert yaptırımlar uygulayan ülkeler. Yani Amerika ile Avrupa'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarını geri adım atmıyorlar. Tam aksine her gün yeni yaptırımlar ve yaptırım sürelerini uzatma noktasında hiç geri adımları yok. Yani Rusya savaştan yoruluyor, yorgun düşmüş vaziyette. Karşı taraf sürekli Ukrayna'yı beslemeye devam ediyor. Yani hem psikolojik olarak hem de askeri güç olarak Ukrayna'yı beslemeye devam ediyor. Bu da sinirlerini geriyor. Tahminimce Moskova'da sinirlerin gerilmesine neden oluyor. Hı hı. En son biliyorsunuz bu paralı askerlerin baş kaldırması ve ayrılıkçı bir güç olarak ordunun İtibar kaybına doğru dikilmesi. Dediğiniz gibi Moskova'da dengelerin sarsılmasına ve psikolojik olarak bir itibar kaybına neden olduğu görüşü hakim. Bunların hepsini yan yana koyduğumuzda evet Rusya gerilmiş gücünü vaziyette. Gücünü hatırlatma ihtiyacı mı duydu? Nasıl? Tabii gücünü hatırlatma ihtiyacı mı duydu yani dünyaya? Vermiyorum diye. Yani agresifleşiyor yani. Hı hı. Hani bir insanın, bir hayvanın, bir varlığı köşeye sıkıştırdığınızda ila nihaya yapacağı şey tırmalamaktır veya üzerinize atlamaktır. Bu böyle bir durum söz konusu. Yani Rusya'nın ürününü satmama gibi bir lüksü yok. Yani bunu da düşündüğümüzde evet, o zaman bizim biraz önce konuştuklarımız doğru. Yani Rusya neden ürün satmasın? Rusya ürün satarak yeni depolarını, silolarını boşaltmak ve yeni ürünlerine yer açmak durumunda. Ukrayna da aynı şekilde tahıl koridorundan kazanç elde ediyorlar. Yani bu sonuçta bunlar bilabedel bu ürünlerin koridordan geçmesine izin vermiyorlar değil mi? Sonuçta hı hı. ürün satıyorlar ve dünya pazarlarına ürünlerini geçmesine neden oluyorlar. Ürün, yani mısır, buğday, arpa ne varsa, tahıl anlamında ne varsa hepsini satmaya çalışıyorlar. İki savaşta olan iki ülkenin gelire ihtiyacı var, nakite hı hı. ihtiyacı var. Bunların hepsi düşündüğümüzde Rusya'nın neden böyle bir tavır takındığını anlamakta zorlanmıyoruz. Evet, Rusya dediğiniz gibi kendi yeniden hatırlatma girişiminde bulundu. Bu hatırlatma tabii kötü oluyor. Tabii dünyada ama Erdoğan gitmeden önce dönüşte dostum Putin'le konuşacağım dedi. Evet. Muhtemelen tekrar açması noktasında Putin'i ikna edecektir, zorlayacaktır. Bütün şartları, imkanları zorlayacaktır. Ama Rusya'nın da Avrupa'ya dönük, ürünlerin gittiği ülkelere dönük galiba talepleri olabilir diye şeyim var, evet. beklentim var. Bakalım yani, çünkü tamamen sonlandırıldı demek de doğru olmayabilir. Çünkü Rusya açık kapı bıraktı aslında. Evet, şartlı. Yani şartları yerine getirilirse masaya dönme, tekrar geri dönme yürürlüğe girebilir. Furkan Bey, size göre anlaşmayı Rusya neden durdurdu? Çünkü 32 milyon tondan fazla ürün ihraç edildi o pazardan. Rusya'nın eleştirisi vardı, hatırlayalım. Yani tahıl zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere gitmiyor eleştirisi yapmıştı. Biz böyle anlaşmamıştık başta demişti. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu eleştirisini desteklemişti. Doğru olduğunu ifade etmişti. Özellikle de İspanya'ya çok gitmişti bu tahıllar. Ama orada tabii şöyle bir şey var, anekdot var. Yani savaş öncesinde imzalanan anlaşmalar gereği o tahıllar gidiyor. Eğer anlaşmalar o ülkelerle imzalanmışsa oraya gidecek. Yani böyle de bir şey var, handikap var maalesef. Şu an gelinen nokta itibariyle Rusya'nın şartları nedir sizce? Hangi şartlar gerçekleşirse Rusya anlaşmaya geri döner? Tabii bu Ukrayna Savaşı'nın getirdiği en büyük risklerden biri de dünyanın büyük bir felaket çağına sürükleyecek en büyük risklerden biri nükleer savaş, hep konuştuk ama
gıda krizi, tahıl krizi gerçekten o felaket çağını geri dönülmez bir şekilde kıtlığa ve yokluğa götürecek. Hatta daha büyük savaşlara, bölgesel savaşlara götürecek bir potansiyeldeydi. Çünkü biliyorsunuz özellikle iklim değişikliği getirmiş olduğu zararlarla beraber zaten tahıl üretiminin de ciddi miktarda zarar göreceği ve son zaten baraj patlatılmasından sonra Ukrayna'nın da o bereketli topraklar, neredeyse binlerce kilometre kare bereketli topraklar sular altında kaldı. Gelecek yıllarda bunun zararını göreceğiz. Şimdi gıda meselesinde Sayın Cumhurbaşkanı Putin'i şöyle ikna etti aslında. Putin'e şunu söyledim yani. Sayın Putin dedi, senin belki haklı bir savaşın var. Ama bu haklı savaşın içerisinde gıda krizini, yani tahıl meselesini farklı bir yere konumluyor. Çünkü bu sadece bir mesele değil, bu insanlık meselesi. Yani bunu savaştan muhakkak ayrı tutmak zorundasın diyerek onu bir şekilde ikna etti. Ve Putin dedi ki, madem öyle, ben bu anlaşmayı yapacağım. O zaman onlar da bana uyguladıkları ambargoları kaldırsınlar. Neyi kaldırsınlar? İşte gübre konusundaki ambargoyu kaldırsınlar, yaptırımları kaldırsınlar. Kendi tahılım konusunda uygulanan yaptırımı kaldırsınlar. Ve tabii ki sizin arz etmiş olduğunuz gibi öncelikle Afrika ve ihtiyaç sahibi ülkelere öncelik vermek üzere bu tahıl, bu sevkiyatı, bu seyri sefere izin vereceğim dedi. Ama görüyorum dedi sonra Putin. Bana verilen sözlerin neredeyse hiçbiri tutulmadı. Artı bana saldırmaya devam ettiniz. Misket bombalarına kadar bölgeye sevkiyat yapmaya devam ettiniz. O halde ben bu anlaşmayı niye devam ettim? Son olarak son yaşadığımız olay hem bu baraj patlatma meselesi hem de tabii ki Kerç Köprüsü'nün bombalanması meselesinden sonra bu da tuzu biberi oldu. Ve Putin dedi ki ben bu anlaşmadan fiilen çekiliyorum. Şimdi ben diyorum ki önce bana vaat ettiklerinizi yerine getirin. Ben ondan sonra bu anlaşmaya döneceğim. Yani burada aslında elindeki kartı bir şekilde satranç hamlesi olarak kullanıyor. Ama bu işin şakası yok. Ve Sayın Cumhurbaşkanı seyahate çıkmadan evvel dedi ki çok önemli mesele ve Putin'le görüşeceğim. Hatta Ağustos ayında da Türkiye'ye geldiği zaman kendisiyle daha net bir şekilde bu anlaşmanın garantilenmesi ve böyle her an bozulacak gibi bıçak sırtına gitmesine engel olmamız için başka bir şekilde bunu garantilemek gerekiyor. Şimdi dolayısıyla bu insanlık meselesi, bu bir insanlık koridoru, sadece bir tavır koridoru değil. Ama dediğim gibi burada özellikle bu savaşın devam etmesini isteyen ve ben şöyle ifade ediyorum, artık uzun bir zaman karşılıklı garanti edilen soğuk savaş iklimi üzerinden biz bu meselelere değerlendireceğiz. Yani Ukrayna artık bir yeni soğuk savaş dönemindeki Almanya'dır ve Berlin Duvarı bugün Niye Perdesi üzerinde inşa edilmiştir. Bunu böyle görmemiz lazım. Şimdi buradan biz ne yapabiliriz? Bunu araştırılır. Şimdi Ukrayna ne dedi en son? Rusya olmasa da biz buna devam edelim. Gelin dedi, Birleşmiş Milletler, Türkiye beraber bu işi yapalım. Şimdi bu akılcı bir tavsiye. Yani biz burada dengeyi olabilir mi? Yani mümkün mü hukuki açıdan? Şimdi şöyle, uluslararası bakımından belli bir belki şeye getirilebilir. Yani olabilir vaziyette getirilebilir. Hı. Ama biz burada artık hukuktan çıkmış vaziyetteyiz Semra. Yani bunu açık konuşmak lazım. Yani biz şimdi Ukrayna meselesinde Rusya saldırdı, Kırım'ı ihlak etti. Bugün her sona kadar işgal etti bölgeyi. Şimdi biz burada hangi hukuku çalıştırarak Rusya'yı... Tamam, şunu söylemeye çalışıyorum aslında hukuk derken, yani eğer Rusya'nın katılmadığı bir anlaşma olursa Rusya orada yani saldırabilir mi mesela? Hani çok daha net sorayım. Evet. Hı-hı. Yani şimdi bakın, biz burada artık başka bir üst perdeye çıkmış vaziyetteyiz. Yani kendi görüşüm ve Türkiye şunu söylüyor, siz bugüne kadar Batı olarak uluslararası hukuk diye olayı bu noktaya getirdiniz. Rusya'ya bu coğrafyaya saldırdınız. Şimdi ben burada bir denge bulmaya çalışıyorum. Bir denge bulunmadan bir anlaşma olması imkansız. Hatırlayın, tam bir şeyler düzeliyor diyorsunuz. Arkasından ya bir hayli meçhul saldırı gerçekleşiyor, evet, ya bir gemi batırılıyor. Yani sürekli bir provokasyon var. Şimdi bu gri alan açıklığa kavuşmadıkça masa kurulmaz. Ve Zelenski ne dedi? 90 sınırlarına dönmeden ben müzakereye oturmam dedi. Şimdi bu akılcı bir yaklaşım. Yani Rusya bu noktaya kadar geldi. Ve bunu Kissinger de yazdı. Siz dedi, Kırım'ı bir şekilde Donbass'la beraber vermeden Rusya'yla hiç müzakere edemezsiniz dedi. Yani bu olması gereken bu diye demiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın ama iş bu vaziyete geldi. Yani taraflar şimdi imkansızı istiyor aslında baktığımızda. Taraflar imkansızı istedikçe de orta noktada buluşulamıyor. Evet, şimdi bakın, biz Guterres de bunu söyledi. Dedi ki, Sayın Erdoğan siz olmasaydınız biz bu işi yapamazdık dedi, tahıl anlaşmasını. Biz buraya kadar bu işi getirdik. Gene bir provokasyon. Rusya'nın masadan kalkmasını konuşuyoruz. Ukrayna diyor ki Rusya'sı devam ediyor. Daha yeni mayınları temizledik. Semra Hanım, Karadeniz'den boğazlarımıza kadar mayınlar geldi. Yani bu işin şakası yok. Yani bu iş ok yaydan çıktığı zaman bunun bir daha geri dönüşü yok. Bir mermi Birinci Dünya Savaşı'nı başlattı. Bir mermi başlattı. Yani dolayısıyla burada çok hassas bir dönem içerisindeyiz.
Anlaşmanın ivedilikle geriye dönülmesi ve Sayın Cumhurbaşkanı ben inanıyorum ki oturtacak, yine bu çarkın dönmesini sağlayacak. Hı hı. Ama Rusya muhakkak bir şey almak zorunda, bunu söylüyor. Bana uyguladığınız ambargoyu kaldırın diyor ve ben yavaş yavaş bu masaya dönerek çarkı döndürelim diyor. Ama dediğim gibi siz burada provok etmeye devam ederseniz Rusları başka noktalarda tetiklerseniz ki Kerç Köprüsü saldırısı bence önemlidir, onu da kısaca değinmek isterim. Çünkü Kerç Boğazı, Azak Denizi Rusların Karadeniz üzerinden Akdeniz siyasetine ulaşmasını sağlayan çok önemli bir köprü başı, çok önemli bir geçiş güzergahı. Yani bir atar damar orası aslında. Şu anda Rusların atar damarı vuruldu. Hı hı. Ve 2. Dünya Savaşı'nda Adolf Hitler oraya bir köprü atmaya kalkmıştı hatırlarsanız. Ama 2. köprüyü Hitler Putin yaptı. Yaklaşık 4 milyar dolara mal oldu. Ve günlük 40 bin araç geçiyor bölge. Hatta ilk kamyonette de Putin geçmişti. Kurucu kamyonet kullanmıştı hatırlarsanız. Hı hı. Yani burası benim hayat yolum. E siz buraya saldırı, kim bilmiyoruz tabii ki ama Ukrayna suçlanıyor bu konuda. Böyle bir saldırı yapılırsa eğer, o zaman Ruslar der ki, ben bunu misliyle mukabil ederim. Siz misket bombası gönderirseniz o bölgeye, ben bunu misliyle mukabil ederim. Evet. F-16 gönderip için nükleer silah olma ihtimalini konuşursanız, Rusya diyor ki ben bunu misliyle mukabil ederim. Yani bu tırmanmanın maalesef ki barış masasının kurulması hiçbir katkı sağlamadığını ben şahsen düşünüyorum. Ama bizim için öncelik şu anda tahıl meselesinin çözülmesi ve savaş pozisyonuyla tahıl pozisyonunu başka kompartman yaparak, ayrı bir noktaya koyarak bence sürecin devamını sağlamaktır. Evet. Bunun başka bir çıkış yolu yoktur. Ve son olarak benim de bir açıklama yapmış, onu da söyleyeyim. Teröristler sadece kuvvet dilinden anlar. Bu yüzden onların ve akrabalarının ellerini havaya uçurmak gerek şeklinde bir açıklama yaptı. Yani şimdi bakalım Ruslar ne yapacak? Evet. Şimdi yani ekonomik açıdan baktığımızda savaşın başlaması ile birlikte hem enerji fiyatları yükselmişti hem de gıda fiyatları yükselmişti. Tam da normalleşme sürecine girdiğimizde dünyada normalleşme süreciyle birlikte çünkü fiyatlar da çok artmıştı. Çünkü tedarik zincirleri bozulmuştu. Lojistik maliyetleri çok artmıştı. Üzerine bir de savaş eklenince küresel enflasyon artık baş edilemez bir hale gelmişti. Bütün dünyada son yılların en yüksek seviyelerine çıkmıştı, rekorlar kırmıştı. Tam da merkez bankaları bunlara müdahale etmeye çalışıyor. Tedarik zincirleri yeniden düzenlenmeye başladı. Bir yandan da bir resesyon endişesi var. Enerji fiyatları da o yüzden geriliyor. Tam da enflasyon yani bir düşüş patikasına girmişken Rusya yani hem tahıl koridoru anlaşmasını sonlandırarak tahıl fiyatlarının yeniden yukarı çıkmasına neden oluyor. Bir de enerji fiyatlarının da yukarı yükseltecek bir adım daha atıyor. Üretim kısıntısına gidiyor petrolde. Yani hem tahıl fiyatlarını yükseltiyor hem enerji fiyatlarını yükseltiyor. Küresel enflasyonu yeniden hortlatmaya çalışıyor sanki Rusya bu tabloya baktığımızda. Yani o büyük tabloya bakarak adım atmıyor tabii. Yani petrol gelirlerinin düşük olmasından kaynaklı, daha çok nakite, daha çok gelire ihtiyacı olmasından kaynaklı petrol fiyatlarının şu anda dünyada ucuz gittiğini Arabistan'la birlikte düşündükleri için bunu yapıyorlar. Mesela Suudi Arabistan artık petrol fiyatlarının belirlenmesi noktasında ve üretim miktarı noktasında Amerika'dan daha fazla Rusya ile dirsek temasında öyle bir durum söz konusu. Arabistan'da ihtiyacı var, Rusya'nın da ihtiyacı var. Ama enerji kısmını anlıyoruz, tamam. Rusya savaşta sıkışmış, paraya ihtiyacı olabilir. Petrol gelirlerinden kaynaklı ekonomisini daha da güçlü tutmak istiyor olabilir. Açıklarını kapatmak istiyor olabilir. Ama tahıl koridoru bambaşka bir olay. Tahıl koridorunun hem insani yönü var hem de Rusya'ya da zarar veren yönü var. Yani Rusya ürettiğini, yani dünya ve Avrupa'ya sattığı ürünün hepsini nereye satacak şimdi? Avrupa'nın tahıl ambarı dedikleri bir yer, yani Avrupa buğday olarak Rusya'dan besleniyordu yakın zamana kadar. Rusya bunu nereye satacak? Yani Rusya'nın bugün ithalatında bir numaralı ülke %42 civarında oranıyla Çin. Yani Çin'in ana karası. Sonra Türkiye son zamanlarda atak yaptı. Belarus'tan sonra Belarus'u geçti ve ikinci oldu. Yani şu anda Türkiye'nin Rusya ithalatından aldığı pay %13 civarında. Belarus %12'ye düştü. Peşinden işte Hong Kong geliyor ve Kazakistan geliyor. Yani bu pazarlara baktığımızda Rusya'nın tahıl satabileceği başka bir ülke yok. Yani biz Rusya'dan tahıl çok alma taraftarı değiliz. Biz zaten bugün bu sene buğday üretimimiz bize yetecek kadar 21 milyon ton bir rekolte beklentimiz var. Zaten tüketimimiz aşağı yukarı 20 milyon tonluk bir
şey var, miktar ve bizi karşılıyoruz. Biz kendimizi karşılıyoruz ya ama... Ya bizim ihtiyacımızı karşılıyor da biz aynı zamanda ihracatçı bir ülkeyiz. Evet, yani alıp dahil işleme rejimi kapsamında işleyip un olarak satmak istediğimizden kaynaklı aslında biz buğdayı ithal ediyoruz. Ama Türkiye'nin aracılık ettiği ve Türkiye'nin de bu barışçıl misyonunda gözü olan ülkeler var. Afrika ülkeleri var. Yani buğdaya ulaşmakta, gıda ürünlerine ulaşmakta sıkıntı çeken ülkeler var. Bunlar çoğunlukla Rusya ve Ukrayna'dan alıyorlar. Şimdi bunları kestiğiniz zaman yani merhametsiz davranmış olursunuz yani. Evet. O açıdan ben Erdoğan'ın Körfez dönüşüne Rusya ile Putin'le yapacağı görüşmelerde bence ikna eder diye bekliyorum. Çünkü Rusya'da dediğim gibi yani Rusya'nın da buna ihtiyacı var. Yani Rusya satmayıp ne yapacak yani? Rusya'nın buna ihtiyacı var. Ekonomik açıdan ihtiyacı var. İmaj açısından da ihtiyacı var. Yani evet sen savaşlı bir ülkesin. Evet. Savaşta olan bir ülke değilsin. Haksızlıklara uğruyorsun kendi açıdan baktığında ama dünyayı düşünüyorsun. Dünyayı düşünerek de böyle bir fedakarlıkta bulunuyorsun. Başlangıçta öyle dedi. Başlangıçta evet, öyle dedi. Tekrar. Şimdi bu imajı yerle bir edecek bir girişimde bulunuyorsun. Çünkü köşeye çok sıkıştırılıyor. Köşeye sıkıştın. Ve bunu koz olarak kullanmaya başladığınız andan o sizin geçen sene ya ben bedava veriyorum dediğiniz o insancıl yaklaşımı ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Yani bu imajıyla ters bir girişimde bulunmuş oluyor şu anda. Bunu nasıl telafi edecek Rusya bilmiyorum yani. Furkan Bey sizce Erdoğan tekrar ikna eder mi Putin'i? Türkiye'ye gelecek Putin? Tabii ben Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri, devlet ilişkilerinin de ötesinde liderler kutlaması olarak adlandırdığımız ikili görüşmeler, yani Sayın Putin ve Sayın Erdoğan'ın bu anlamda kendi şahsılarından münasır bir dengede götürdüklerini görüyorum. Ve Sayın Cumhurbaşkanı mesela daha önceki meselelerde de biliyorsun Putin'in yine bir tavır kartını ortaya koyduğunda bir telefonla olayı yatıştırdığını hatırlıyorum. Evet. Bu noktada da aslında yani bu kriz belki daha büyük bir kriz ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın Putin'i yumuşatabileceğini düşünüyorum. Ama tabii karşı taraftan da ne gelecek? Şimdi tek taraflı olarak siz bunu sürekli söylüyorsunuz ama hani Türkiye şunu da söylüyor. Burada bir denge olacaksa bu karşılıklılık olması lazım. Yani karşılıklı bir denge oturtulması lazım. Siz bunu sırf sadece Putin'den isterseniz bu bir yere kadar sürecek. Ve Putin hocamın ifade etmiş olduğu gibi şimdi Rusya aslında yeni bir şark pazarı da inşa ediyor. Yani bir şark problemi inşa edeyim derken Avrupa belki yeni bir şark pazarı ortaya çıkıyor ki en son benim önümdeki verilere göre Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacmi Ocak ile Mayıs döneminde %40'tan fazla artarak 93.8 milyar dolara varmış. Ve Rusya'nın Çin'e satışları da %20 artarak 50.8 milyar dolara çıkmış. Ve 65 milyar dolardan dolar değerinde de petrolü satmış. Şimdi bu noktada Rusya'nın hep diyoruz ya enerji zengini bir ülke, doğalgazı, petrolü ve başka yeraltı kaynakları da var. Bu noktada Batı'dan alamadığını Doğu'dan alarak ve Doğu'da bir işbirliği alanı oluşturarak Avrasyacılık düşüncesi içerisinde hep konuşulan Rusya'yı daha da güçlü hale getirdi. Yani Rusya'nın şu anda rublenin değerinin dolar karşısında dönem dönem arttığını siz daha iyi bilirsiniz Semra Hanım. Ayrıca Rusya'nın özellikle Çin'le ve Hindistan'la ilişkilerinin bir şekilde dengeye oturtursa yeni İpek yolunu zaten konuştuk biliyorsunuz. Buna eklemlenerek aslında belki Avrasya düşüncesiyle yeni İpek yolu ciddi bir pazar ortaya çıkacak. Zaten biliyorsunuz Amerika'nın Hint-Pasifik politikasının temelinde bu oluşur. Obama kendi döneminde bunu başaramadı. Şimdi Joe Biden bir şekilde Hint-Pasifik'i kontrol altına almaya çalışıyor. NATO zirvesinde Japonya'ya acaba NATO'nun şubesini mi açalım soru işaretinin konuşulması bence önemlidir. En son Ürdün'de NATO'nun bir şubesini açalım mı konuşması bence önemlidir. Şimdi buralara bakıyoruz. Japonya, Pasifik'teki en önemli aslında jandarma gücü. Japonların Ruslarla herhangi bir ilişkileri iyileştirme adım atması Amerika'nın bir felaket anlamına gelir bu anlamda. Çünkü neden? Zaten Hint bölgesinde Hindistan kendisini daha böyle ortaya doğru çekerek, o da önemlidir bence, hem Rusya hem Çin hem Amerika ile daha dengeli götürmeye çalışıyor. Diğer taraftan Çin'i hep konuşuyoruz. Yeni İpek Yolu bağlamında çok ciddi bir Orta Doğu politikası var. Yani özellikle Confucius Enstitüsü, 14 tane Confucius Enstitüsü açmış. Yani yumuşak gücüyle de bu bölgeye giriyor. Yaklaşık 2 milyar dolardan fazla Suriye'nin yeniden yapılanmasına para ayırdık diyor. Bizim de bir Basra Körfezi politikamız var diyor. İşte İran meselesini zaten konuştuk, Suudi Arabistan. Yani dolayısıyla burada gerçekten çok farklı bir dönem içindeyiz. Evet. Ama dediğim gibi burada Türkiye'nin yapması gereken tabii öncelikle tavıl anlaşması meselesi
Ama bence Sayın Putin ile Sayın Erdoğan arasındaki bu hassas denge, yani bu gerçekten önemli bir nefes borusu Rusya açısından. Denge sizce darbe aldı mı Furkan Bey? Yani son NATO zirvesi, NATO zirvesinden önce Zelenski de Türkiye'ye gelmişti. Oradaki karşılıklı diyaloglar ve bir asker iadesi konusu da var, esir iadesi konusu da var. Ukrayna'nın NATO üyeliği için Erdoğan Ukrayna'nın hakkıdır ifadesini kullandı. Yani bu gelişmeler sonrasında Türkiye'nin, Erdoğan'ın Putin'i ikna etme gücü geçen yılki gücüyle aynı mı sizce? Bence daha da fazla. Yani bunu biraz asimetrik okumak lazım. Ukrayna'nın NATO üyeliğine hak ediyor demesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın aslında Batı'nın maskesini düşürmek üzereydi. Özellikle Amerika'nın maskesini düşürmek üzereydi. Çünkü şahsi görüşüm, Sayın Cumhurbaşkanı şu mesajı verdi Batı'ya, özellikle Amerika'ya. Siz zaten Ukrayna'yı en başından beri NATO'ya almayacaktınız, almayacaksınız da. Sırf NATO'yu konsolide etmek ve Ukrayna'yı bir muhabere sahası haline getirerek NATO'yu varoluşsal bir laboratuvar üzerinden ayağa kaldırmak ve yeni bir soğuk savaş için bunu yaptınız dediğini ben tahmin ediyorum. Şimdi biz Ukrayna ile ilişkilerimiz var, biz Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanı, evet hak ediyor Ukrayna NATO üyeliğini, hadi buyurun. Sonra Biden'dan da cevap geldi. Şu anda orada savaş pozisyonu var. Dolayısıyla alırsak eğer 3. Dünya Harbi çıkmış olur. Bunu yapamayız. O zaman niye sürekli bu meseleyi kaşıyarak, tetikleyerek Rusya'ya, Ukrayna'ya saldırdınız? Yani bunu bir tek ben söylemiyorum. Bunu Stephen Wolf da söylüyor, Amerikalı teorisyen. İşte Kerry Kissinger defalarca yazdı. Yani Kırım Savaşı'ndan beri yazmaya devam ediyor. Mersheimer yazdı, yine Amerikan realistler yazıyor bir de. Onların yazması önemlidir. Şimdi burada bu savaş başladı. Yani bir benzetme var Rus atasözü, onu söyleyeyim. Siz ayıyla dansa kalkarsanız ne zaman oturacağınızı ayı karar verir. Siz bu dansa kalktınız Ruslarla. Ayı sembolü biliyorsunuz onların da. Şimdi ne zaman oturacağını onlar karar verecek. Çünkü Ukrayna, özellikle Rusya'nın dokunma dediği, yapma dediği ve benim yaşam alanım dediği ve kendimi ilhak etmek için değil, netralize, aramızda belki tarafsız bölge olsun dediği coğrafi bir şekilde bu hale getirildi. Ben Ruslar akbak demiyorum veya ben Ruslar haklı demiyorum, yanlış anlaşılma olmasın, ama netice buraya geldi. Türkiye burada ne NATO'cu ne Rusçu. Türkiye burada Ankara perspektifiyle hareket ediyor ve NATO toplantısında. Yani o denge politikası zarar görmedi değil mi? Size bence göre. Görmedi, çünkü Putin de bu anlamda oradan açıklama geldi. Türkiye NATO'nun üyesidir, tabii ki NATO kaidelerine göre hareket etmelidir diyor. Ama bence Rusya açısından Türkiye'nin NATO üyesi olması da çok önemli bir avantaj. İşte nefes borusu olma özelliğimiz buradan geliyor. Biz NATO üyesiyiz, bölgesel bir gücüz ve Rusya bizle konuşabiliyor. Bizden iletişimini, bizden manevra alanını rahatlatabiliyor, öyle ifade edeyim. Aynı şey NATO açısından da geçerli. NATO açısından da bizim Rusya ile olan bu müstesna ilişkimizin de çok önemi var NATO açısından. O da NATO'yu rahatlatıyor aslında. Yani Türkiye burada gerçekten yatıştırıcı, pansuman yapan bir ülke, pansuman tedbirlerini uygulayabilen bir ülke ve bunu başka yapacak bir ülke yok. Hangi ülke yapabilir bunu? Yunanistan mı yapacak? İsrail mi yapacak? Ve hangi ülke yapabilecek? Evet. Şu an Türkiye bunu başarıyor. Ve dediğim gibi bence bizim Türkiye'nin Rusya'yla olan ilişkilerin ben zarar gördüğünü düşünmüyorum. Ama Türkiye tabii ki çıkarları doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yapıyor. Ve sadece kendi açısından değil, bölge barışı için bunu yapıyor. Yani şu örneği vereyim size. Şimdi eğer Ruslar Odessa hattını kapatıp Basarabiye kadar, ayrılıkçı Rusların yaşadığı Moldova'daki bölgeye kadar bir Lednak yaparsa, kapatırsa o bölgeyi, ne olacak? Karadeniz bir Rus gölü haline gelecek. Bu bizim için iyi bir şey mi? Hayır değil. Tam tersini düşünelim. Karadeniz'in bir NATO gölü haline gelmesi, Amerika'nın NATO'yu İsrailleştirmesi, Yunanistanlaştırması doğru bir hareket mi olur? Bence o da bizim için doğru bir hareket olmaz. Yani bu Karadeniz dengesi bence her şeyden üstün. Ve dediğim gibi bir şekilde Türkiye en tabii ki Karadeniz gücü olarak bu dengeyi sağlamak üzere elinden geleni yapacak. Boğazların bizde olması, işte o Montreux'un ne kadar önemli olduğunu gördük bu savaş sürecinde de. Ama dediğim gibi özellikle Amerika'nın Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan üzerinden Türkiye'yi kıskacı almak üzere başlatmış olduğu bu çevreleme politikasını yakından takip etmek gerekir. Ve ümit ediyorum, Mitsotakis Sayın Cumhurbaşkanı'na olumlu cümleler kullandı biliyorsunuz NATO zirvesinde, yeni dönem dedi. Evet. Ve biz de evet yeni dönemse biz buna hazırız zaten diyoruz. Ama yine Yunanistan'dan bir provokasyon gelebilir ki zaten Kıbrıs meselesindeki şu an yeni bir açıklama yapmışlardı. Konferatif düşünceyi destekliyoruz demeleri zaten bizim için hala daha bir çıkmaz sokak. Ama dediğim gibi biz burada hem Lozan dengesi, Adalar Denizi hem Karadeniz dengesini korumak zorundayız.
Yani ard arda o kadar kritik dış politikada gelişmeler yaşanıyor ki aslında. İşte önce Zelenski geldi, sonra NATO zirvesi yapıldı. NATO zirvesinde çok önemli gelişmeler yaşandı. Yani öncesinde liderler zirvesi başlamadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg bir araya geldiler. Üçlü bir zirvede aslında yapıldı. O zirvede de NATO'nun üyeliği konusunda da Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda da Türkiye'nin talepleri vardı. Avrupa Birliği üyeliği süreci, gümrük birliğinin güncellenmesi, vize serbestisi başlıkları vardı. Yani hep konuşuyoruz. Avrupa Birliği üyeliği süreci çok uzun bir süreç belki. Yani bugünden yarına gerçekleşebilecek bir konu değil. Gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi İsveç'in NATO üyeliği konusunda bu sözleri vermişlerdi. Yani orada biz bir adım bekleyebilir miyiz? Yani Batı, Avrupa Birliği sözlerini tutacak mı sizce? Ne dersiniz? O konuda yani kısa vadeli... Türkiye'ye dönük mü? Evet. Bir adım bekleyebilir misiniz? Ben bu konunun bizim tarafımızdan masaya getirilmiş önemli bir koz ve kart olarak görüyorum ama yakın vadede, kısa vadede yani Avrupa Birliği çıpası bakımından hı hı. Türkiye'ye fayda sağlayacak bir adım olarak görüyorum. Fakat tam üyelik noktasında asla yani bizi 10 sene öncesiyle kıyasladığımızda, 5 sene öncesiyle kıyasladığımızda o çok yaklaştık artık, sona yaklaştık artık, imzaları atabiliriz artık, yakın zamanda Avrupa Birliği üyesi ülke hı hı. olarak biz de Brüksel'de temsil edilebiliriz yaklaşımına geri gelmeyiz. Çünkü bu nokta Türkiye'nin de biraz yani hem kamuoyu hı hı. hem de Ankara'nın tavrı bakımından baktığımızda eskisi kadar bu olaya sıcak değiliz ama istiyoruz yani. Eğer orada çok samimiyseniz, istiyoruz diyoruz. Yabancı bir basında Türkiye'nin üyeliğe katılmasıyla birlikte Avrupa Birliği güçlenecek şeklinde bir ifade kullanmışlar. Gerçekten de Brexit'le Avrupa Birliği çok ciddi bir yara aldı, itibar kaybına uğradı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne olan isteğini tekrar dile getiriyor olması, bunu tekrar güçlü bir şekilde ifade ediyor olması belki Avrupa Birliği'nin Brexit'le başlayan o itibar kaybını bir miktar belki yerine getiriyor olabilir. Çok teşekkür ederiz Furkan Bey. Sizin de bu konuda görüşlerinizi almak isterdik ama süremizin sonuna geldik. İnşallah bir sonraki yayında biraz daha detaylı konuşuruz bu konuyu da. Çok teşekkürler, çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ İyi günler diliyorum. Sağ olun. İbrahim Bey size de çok teşekkürler. Çok sağ olun değerlendirmeleriniz için. Para politiği noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.